Bakın en büyük boyu bu. Ama eğer mücevher koyacaksanız içine şu var. Bakın göstereyim. Yok, bunu istemem. Ha, bunu istemez. Bu, ha, bakın bu hoştur, mor zeminde. Evdeciğim, boyalı. Ben geliyorum birazdan. Tamam hayatım. Şunun için aşağı. Hayırlı işler Necati Bey. Aa, buyur komşu, hoş geldin. Hoş bulduk. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey içer misin? Yok, şimdi içtim. Teşekkür ederim. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor işler? Çok şükür. Artık dükkan oturdu sayılır. Oh oh. Allah hayırlı işler versin inşallah. Sağ olun. Necati Bey, benim size bir haberim var. Hayırdır? Cuma günü Feride'nin yaş günü. Öyle mi? Siz daha yeni evlisiniz. Daha önce hiç kutlamadığınız için unutmuşsunuzdur diye düşünüp haber vereyim dedim. Hay Allah razı olsun. Ne yolda haber verdiğim valla. Hiç farkında bile değildim. Neyse, artık söylemesi benden, kutlaması sizden. Ha, tabii tabii canım, kutlarız kutlarız inşallah. Sağ olasın, çok teşekkür ederim. Oldu, hadi hayırlı işler. Hayırlı işler olsun, sağ ol komşum. Evet, bu kafede olayınız nedir? Yani insanlar buraya niçin gelirler? Numaranız ne? Vallahi bir ara elmalı ballı kekimiz meşhurdu. Şu sıralar talep biraz azaldı. Kek mi? Güldürmeyin beni, ne keki? Pastane mi burası? Madem bir kafe açtınız, burada her gün her akşam bir evenman olmalı. Bir şov, bir performans olmalı. Anlıyorum dayıcığım, onu ben de biliyorum da o evenman için çok büyük paralar gerekiyor. Tamam tamam. Merak etme, adam ederiz burayı. Her müthiş fikrin bir sponsoru vardır. Abi ne haber? Selam dayıcığım. Oo, hoş geldin. Hoş geldin güzel yeğenim. Gel bakalım. Hoş bulduk. Ya bu cuma günü annemin doğum günü var biliyorsunuz değil mi? Aa, unutmuşum. İyi hatırlattın kız. Ya ablamı arayalım da şöyle hep beraber güzel bir hediye alalım ha? Hediye olmaz. Yalnız hediye asla olmaz. Annenize müthiş bir kutlama hazırlayacağız. Ne? Ustacığım, Feride ablanın doğum gününde ne yapacaksın? Ne yapacağım oğlum? İşte bir pasta yaptıracağım güzel. Üzerine bir mum dikeceğim. Doğum günü kutlu olsun yazdıracağım çikolatalı. Feride gelip onu üfleyecek. İşte doğum günü bu. Başka ne yapılır ki? Bu yaşta doğum günü mü olur Allah'a sen? Yani basit bir pasta, üstünde bir mum. Anneniz gelip onu üfleyecek. Olur mu böyle şey Allah aşkına ya? Aşın bunları, aşın. Kadın yaşlandı diye böyle sallapati işler yapmayın. Ya sallapati bir şey yapmıyoruz ki dayıcığım. Hem annem sevmez ki öyle büyük kutlamaları. Evet dayı. Ya bir keresinde evi süslemiştik balonlar falan. Annem ona bile ne gerek var dedi. Balon mu? Ne balonu ya? Çocuk mu bu? Ne yapacağız dayı? Havai fişek mi fırlatacağız? Bravo. Evet. İşte bu. Annenizin bu muhteşem kutlamasında mutlaka havai fişek patlatacağız. Havai fişek patlatacak değiliz herhalde. Zaten insanlar bu yaştan sonra doğum gününü pek istemez. Tabii haklısın ustacığım. Yani bir ayak çukurda olunca insan öbür tarafı düşünmek istemiyor. Rıza, biraz sonra senin de bir ayağın çukurda olacak. Pardon ustacığım, dilim suçtu. Evet, şöyle muhteşem bir kutlama organize edeyim de nasıl büyük düşünülür görün. Ne yapacaksın dayı? Böyle muhteşem bir şey. Bir şov. Annenizin ömrünün sonuna kadar unutamayacağı bir şey. Ha, yalnız bu gizli kalmalı. Necati Bey haber vermeyecek miyiz peki? Necati Bey kim be? Necati Bey kim? Ya o da bir plan yapıyorsa? Feride'nin burada ailesi var, abisi var. Ayrıca bu kasapta nerede doğum günü kutlayacak incelik? Heh. Nasıl yani? Şimdi bir şey söylemeyecek miyiz? Hayır. Sadece üçümüz bileceğiz. Bir de Şebnem'e söyleyebiliriz. Adı üstünde sürpriz parti. Feride'nin bile son dakikaya kadar haberi olmayacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamamdır. Peki ustacığım, çocukları ya da abisi falan bir şey yapmak isterse, ne bileyim böyle büyük parti falan. Abisi mi büyük parti yapacak? He. O minicik parti bile yapamaz ya. Pasta bile alamaz. Onun parası vadeli de. Anne! Sana ya! Nasıl akşam öğretmen gelip söyleyecek? Of ya, sanki ben suçluydum. Evet sen suçlusun. Herkese kavga ediyorsun. Öğretmen de bıktı senden. Of ya. Niye geliyor ki bu öğretmen şimdi? Annemle babamla konuşmaya tabii ki. Niye olacak? Ne konuşacak?
Senin bu kavgacılığını. Ben bir şey yapmadım. Mertcan beni itti. Sen de onun yüzünü çizdin. Defterimi saklamasaydı. Şaka yapmış, ne olacak? Saldırman mı gerek? Ben saldırmadım. Ya niye geliyor ki bu öğretmen? Bizimkileri çağırsa ya. Bir kere de bizim öğretmen Efe'lerin evine gitmişti. Çocukların bu kavgacılığı anne babadan gelirmiş. Onlara bakmaya gitmiş. Benim annem babam kavgacı değil ki. Ne demek kardeşim domatesin hormonlu? Sen benim domatesime hormonlu diyemezsin. Ama hormonlu. Bakın tamamen deforme. Kardeşim benim domatesim Çanakkale domatesi. İçi kan kırmızı. Bu Çanakkale domatesi ise ben de Anzak neferiyim. Üstelik pis kokuyor. Asıl sen kokuyorsun, bana bak. Ne yapıyorsun? Gelme be kardeşim buraya, tamam mı? Git başka yerden alacaksın. Ne yapıyorsun oğlum? Bırakma efendinin yağsını. Seni şikayet edeceğim. Gerekli bütün mercilere başvuracağım. İstediğin yere şikayet et. Gelme bir daha buraya. Hormonlu müşteri. Üf, ne yapıyorsun oğlum? Müşteriye saldırılır mı? Domatesime hormonlu diyor baba. Ya müşteri daima haklıdır oğlum. Hormonlu diyorsa, aa öyle mi? Bakarız efendim dersin. Araştırırız efendim dersin. Hemen bir yenisini tartarsın. Adama bir şey ikram edersin. Geçen gün de elmalarıma laf etti. Cins bu, cins. Bana göre sen biraz cins oldun. Hele bu sigarayı da bıraktın, iyice bir asabi oldun. Yapma oğlum, biraz sakin ol. Ya Lütfü abi, sen eskiden sessiz adamdın, sakin adamdın, mülayim adamdın, Nihat Hatipoğlu gibi adamdın. Şimdi kurt adam oldun abi. Lütfü abicim, al bunu ye sakinleşen. Ne bu? Bu, şimdi sen sigarayı bıraktın ya abi. Sinirli bir adam oldun. Biz de komşu esnaf olarak karar aldık. Sırf sinirlenme diye hazırda bir tane sandviç tutuyoruz abi. Domates var mı içinde? Her şey var abi, al. Ye, ye de koca danaydın, şimdi bir de Holstein ini olacaksın. Sen yakında Atatürk'ün üstüne boynuz da vurursun. Hormonluymuş. Holstein lütfen. Hemen randevu alıyorum ve danışmana gidiyoruz Erdem. İtiraz istemiyorum. Ben gitmem danışmana. Gitmen gerek. Çünkü deli gibi çocuk isteyen adama ben tamam dedikten sonra bir haller oldu. Psikolojik hayatım. Evet, psikolojik. İstiyorum diyorsun ama belki de gerçekten istemiyorsun. Bir iki defa başarısız oldum diye böyle bir sonuca varamazsın. Bak hayatım, insan bedeni bilinçaltı ne istiyorsa onu yapar. Sen dilinde çocuk istiyorum diyorsun ama belki de bilinçaltın istemiyor. Niye istemesin ya? Belki de bilinçaltın evliliği ve bana daha fazla bağlanmaktan korkuyor. Belki de benden ayrılmak istiyor ve çocuk olunca bunu başaramayacağını düşünüyor. Benim bilinçaltım gayet bilinçlidir. Böyle şeyler düşünmez. Ay daha düne kadar seni cezbedebiliyordum da bugün niye cezbedemiyorum? Demek ki başka bir şey var. Ya da sen artık beni sevmiyorsun. Tamam Fulya. Bu gece de olmazsa yarın gideriz. Bana bir şans daha ver. İyi, tamam. İyi. Şarj oluyor. Bak bu yaban mevsimi çok iyiymiş ya. Zaten bütün kırmızılar da iyi de. Ay bugün satışlar öyle iyiydi ki Necati. Ay bu kriz geçti mi ne? İnşallah karıcığım, inşallah geçmiştir de. Şimdi dünyada kriz finans sektöründe, bizde maalesef reel sektörde. Ya. Sen üzülme, bu da geçer be yavrum. Neler geçmedik. Aman geçsin geçsin de bari insanlar derslerini almış olsun. Şimdi bu krizde çok şey kaybettik. Bari bu sefer tecrübe kazansa. Ay ben gideyim şu yemek işini ayarlayayım. Abim de gelir birazdan. Hadi bak canım, kolay gelsin. Sağ ol canım. Ya ben bu kadına ne alacağım ya? Öğretmenimin geleceğini kimseye söyleme, tamam mı? Belki gelmez. Bence kesin gelecek. Ne biliyorsun? Belki unuttu. Aman de benim kuzucuklarım. Ders mi çalışıyorlarmış bakayım? Karneye çok az kaldı dedi. Son yazılara gireceğiz. He? Son yazılara gireceğiz. Aferin. Çalışın bakalım. Okuyun. Okuyun. Memleketin sizi gibi eğitilmiş gençlere çok ihtiyacı var. Da benim kara kuzumun nesi var bakayım? İyiyim dedi. Yok yok, bir şey var. Ben 5 tane çocuk büyüttüm oğlum. Ben kokusunu alırmış. Ne oldu bakayım, anlat. İyiyim dedi. Birazdan Yiğit'in öğretmeni gelecek dedi. Abla ya. Bir dakika. Bir şey saklamak yok. Her şeyi açık konuşacağız. Niye geliyor öğretmen? Yiğit okulda çok kavga ediyor. Öğretmen de böyle öğrencilerin anne ve babasını ziyarete geliyor.
Açmayalım. Olur mu canım öyle şey? Ayıp. Aç bak. Koş. İyi akşamlar Yiğit'ciğim. Merhaba öğretmenim. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun öğretmen hanım. Hoş geldiniz Neslihan Hanım. Hoş bulduk. Rahatsız ediyorum. Estağfurullah canım. Estağfurullah canım. Buyurun geç. Buyurun canım. Geç. Teşekkür ederim. Buyurun gel. Çocuklar, siz odanıza gidebilir misiniz lütfen? Tabii öğretmenim, gel Yiğit. Evet, size nasıl yardımcı olabiliriz? Efendim, geliş nedenim bir sorunu sizlerle paylaşmak. Tabii, buyurun. Yiğit bugün okulda kavga etti. Aa, daha geçen gün kulağını çektim, yine mi kavga etti bu? Tam kulağını çektim dediyse yani uyarmak manasında. Yoksa bizim evde şiddet kesinlikle yoktur. Müsaadenizle açık konuşacağım. Estağfurullah tabii buyurun. Yapılan araştırmalara göre şiddete eğilimli çocuklarda aile içi şiddet de gözlenmektedir. Yok canım biz vurmayız sadece bağırırız. Bağırmak da şiddetin bir şeklidir. Ha, bağırmak dediyse de hani böyle bir şeye çağırmak gibi, bir yere buyur etmek gibi. Çocuklar yemek hazır gibilerde mesela. Çok açım valla. Sofra nerede? Vallahi canına mutsun. Yok yemek bana hazır değil çocuğum. Yani ben öğretmenine misal olarak verdim onu. Örnek olarak söyledim. Hadi geç yerine. Yiğit çok televizyon seyreder mi? Dizileri mesela. Ah ah nerede öğretmen hanım nerede? Annesi seyredemiyor ki çocuk seyretsin. Kumanda hep babamın elinde. Hüseyin'cim öğretmen hanım seninle dertleşmeye gelmedi sanırım. Pardon. Efendim yani bu dizilerden, haberlerden falan biz de çok şikayetçiyiz. Kavgalar, dövüşler, tecavüzler, hastalıklar. O yüzden çocuklara hiç seyrettirmiyoruz. Buna sevindim. Peki Yiğit'in babasıyla arası nasıl? Bu yaş çocuklar genelde babayı kendilerine model alırlar. E alıyor zaten. İkide bir de ben okumayacağım diyor, hayata atılacağım diyor. Gidip kasapta çalışmak istiyor. Ama babası hep oku der. Yani baba oğul çok iyi geçinirler. Bal şeker. Şiddet eğilimi yok yani. Ne? Bizim Lütfi de mi? Yok efendim. Lütfi çok ince, çok mülayim bir çocuktur yani. Karıncayı bile inciltemez. Ensesine vur, lokmasını al. Kaç falan gel buraya. Ben senin ağzını burnunu kıracağım. Aa, Lütfi. Kaç ve gördüğünüz ayı seni. Tamam. Geberteceğim seni. Tamam oğlum kes. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sağ olun çocuklar. Teşekkür ederiz. Ay Lütfi ne oluyor? Ne olacak? 8 numaradaki ayı. Arabası çizilmiş benim oğlumdan biliyor. Ay tamam. Sanki sokaktaki tek çocuk benim oğlum. Sakin ol. Sana ne be yavru? Olur mu baba ya? Yani arabasının üstünden kedi geçse bizden biliyor. İyi ki bir araba almış. Çeytan diyor ki al balyozu. Dümdüz et arabasını. Yiğit gel lan buraya. Yiğit. Bugünlerde biraz fazla sinirli. Sigarayı bıraktı da ondan oluyor. Yoksa çok sakin adamdır. Bana bak, bir daha 8 numaranın arabasının yanından geçersen tokadı yersin tamam mı? Aa, kaçacaksın. Bırak. Bana bak, anladın mı beni? Lütfü çocuğu kulağını bırak, öğretmene bak. Aa, şey, Yiğit'in öğretmeni değil mi bu? Evet. Yiğit bugün okulda kavga etmiş, onun için öğretmeni bizi ziyarete gelmiş. Ne? Ben sana 1000 defa demedim mi okulda kavga etmeyeceksin diye? Söylemedim mi? Sanırım ben cevabımı aldım. Size iyi akşamlar. Yarın anne ve babayı okula bekliyorum. Tabii tabii gelirler de yani bunlar öyle her zaman olan şeyler değildir hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek. İyi akşamlar. Allah, İyi akşamlar. Ya rezil oldum baba ya. Niye ya? Lütfü ne oluyorum sana ya? Futbolculardan beter oldun. Ne bu sinir, ne bu öfke ya? Emre'den çok bağırıyorsun, Sabri'den çok dalıyorsun. Nedir bu halin be oğlum? Olur mu baba ya? Ben onların yanında süt kuzusu kalırım. Süt doğru da artık kuzu musun, dana mısın, eşek misin bilmiyorum yani. Git ne yapacaksan yap, nikotin şeyin bandı mı taktıracaksın, nikotin sakızı mı çiğneyeceksin, psikolojik destek mi alacaksın? Ne yapacaksan yap, bak çekeceğim kırmızı kartı, atacağım seni bu evden ha. Bir daha böyle bir şey olursa gittin. Ben bir şeyler yiyeyim. İstemez, tamam. Haklısınız. Çok kalabalığız. Oho Feride, yine mi televizyon ya? Televizyon, televizyon, ne televizyon. Be? Başka eğlencesi yok mudur insanların bu Türkiye'de? Ne yapalım abi? Bu yaştan sonra kalkıp bara, diskoya mı gidelim? Ha? Ah, şimdi Paris'te olacaktık. Sen Nehri, ışıl ışıldır. Ben mi? Ne sen mi?
Canım sen demediniz mi? Sen nehrinden bahsediyor Gülşen'cim. Yani Fransa'da bir nehir. Tabii bütün gece dizi seyreden insanların dünyadan bir haber olmaları son derece normal, natürel. Gerildim. Nereye? Bir şeyler yiyeceğim. Lütfü sakın sigara içeyim deme. Ay, Lütfü de son günlerde çok yemek yemeye başladı. Tamam yani sağlığı için sigarayı bıraktı, çok iyi etti ama şimdi de kolesterolü yükseltiyor. Gülşen! Ay, tat tat yemek yiyorsun Lütfü. Efendim geliyorum. Çok ya Feride, bu obez aileyi nereden buldun Allah aşkına? El ele tutuşup böyle zıplamaya başlasalar apartman yıkılır vallahi. Korkma korkma, zıplamazlar. Koca desen koca değil. Zay nerede o? Bana bak, kaçak et kesmeye gitmiş olmasın. Şu anda seni aldatıyor olmasın. Ne alakası var abi? Necati bazı geceler yemekten sonra böyle dışarı hava almaya çıkar. O kesin kahveye gidiyordur. Bezik oynamaya, okey oynamaya bilmem neye. Kusura bakma Feride ama senin daha doğru bir seçim yapmanı beklerdim. Bir televizyon programına seyirci olarak gidiyorsun. Orada bir kasaba aşık oluyorsun, bir de evleniyorsun. Affedersin ama ben seni bıraktığımda daha asil zevklerim vardı. İnsan bu yaşlarda asalet aramıyor abi. Muhabbet arıyor, arkadaşlık arıyor. Muhabbetmiş. Ne muhabbet ama. Bu adam seninle neyin muhabbetini yapacak? Sana ne anlatacak? Koyunun paçasını, kellesini, işkembesini anlatacak. Başka ne anlatabilir ki? O çok iyi adamdır. Sen daha tanımıyorsun ki onu. Şöyle çok şık abiye bir elbise alalım. Olmaz abla. Annem nerede giyecek o elbiseyi? O da doğru. Kızlar gelin üç taşlı pırlanta alalım. Üç taş, üç çocuk hesabı. He? Oo Vedat Bey çok paranız var galiba. Abi ne yaptın sen ya? Zaten en başta annem kızar ona. Doğru. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Ya seni görmeye geldiydim ama üçünüz de buradasınız. Daha iyi oldu böyle. Hayırdır inşallah. Hayır hayır. Buyurun. Ha, sağ olun. Nasılsınız bakalım? İyiyim. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Ya biliyorsunuz anacığınızın doğum günü. Ya evet. Şimdi bu kadıncağız ne beğenir, neyi sever bir araştırayım dedim. Malum ya şimdi ilk defa doğum günü kutluyoruz. Hani farklı bir şey olsun istedim. Vallahi farklı bir şey bulursanız siz bize yardımcı olun. Biz de tam bu konuyu konuşuyorduk. Yıllardır anneler günü, doğum günü derken bir sürü şey aldık. Alacak bir şey kalmadı. Yapma ya. Bir şey bulsaydık be. Ha? Hani nasıl bakıyor sana? Bir ev aldı mı? Bir araba aldı mı? Bankaya 3-5 kuruş koydu mu? Düğün müğün de yok. Oh ne güzel. Sıfır maliyetli evlilik. Bütün bunları yapmadı ama sevdi beni. Benim de zaten başka bir şeye ihtiyacım yok. Ya Feride bırak bu liseli aşık argümanlarını şimdi. Yani neredeyse parayla saadet olmaz filan bile diyeceksin. Para bu para. Olmaz tabii. O kadar ev almış. Parayı mülke yatırmış. Hani senin payın? İnsan bir evde sana hediye etmez mi? Al sevgilim, hayatım, bu evde senin demez mi? Bak abicim, Necati geçenlerde bana 50 bin liralık altın verdi. Al bunlar senin olsun dedi. Ama ben damada verdim onları. Yani senin anlayacağın Necati benden para esirgemiyor. Heh, ama çok önemli bir şey yapmış. 50 bin lira dediğin nedir Allah aşkına ya? Sus payı vermiş işte sana, ben de verdim diyebilmek için. Ya ne yapsak, ne etsek, düşünsek, böyle ihtiyacı olan güzel bir şey bulsak ha? Siz böyle burada parti marti falan bir şey düzenlemiyorsunuz değil mi? Yok yok, bir şey yapmıyoruz biz de. Ha, o zaman diyorum ki yani pastayı acaba burada mı kessek? Siz varsınız, bizim çocuklar falan, daha rahat olur. Ha, iyi olurdu da, heh. Burada da başka bir kutlama var o akşam. Ya. Aha, yapma ya. Tüh. Neyse, evde keseriz artık. Peki, bana müsaade. Kalın sağlıcakla. İyi günler. İyi günler. İyi günler çocuğum. Niye söylemediniz Necati Bey dayımın parti organize ettiğini? Çünkü dayım istemedi, gizli kalsın dedi. Ya kendi organize etmek istiyor. Necati Bey yapsın istemiyor. Of! Desenize bu işin sonu kavga. Neredesin Erdem? İki saattir seni bekliyorum hayatım. Kendimi şarj ediyordum. Ne? Bataryaları dolduruyordum. Nasıl doluyormuş o bataryalar? Boş ver şimdi, şu anda çizgiler full. Hadi ya. Evet. İyi, tamam.
Şarj. Düşüşe geçti. Ay inanmıyorum sana Erdem ya. Vallahi şu anda tek çizgide. Yani evlendik evleneli, full bataryayla gezen adam çocuk deyince kaçmaya başladı. Kaçmıyorum. Bunun başka bir açıklaması yok ki Erdem'cim ya. Mutlaka olmalı. Tamam. Psikoloğa gideceğim. Ne diyorsa onu yapacağım. Yeter ki düzelsin. Az vaktimiz var. Neredeyse 2 ay. İyi tamam hadi yat. Hadi. Sana sarılabilir miyim? Feride'm. Efendim hayatım. Senin böyle hayatta yapmayı çok isteyip de elde edemediğin bir şey oldu mu? Aa, neler neler. He, ney mesela? Mesela Boğaz'da bir yalım olsun isterdim. Şöyle rıhtımına oturup geçen vapurları seyretmek. Ya can, ne yapacaksın yalıyı şimdi? Çok rutubet olur yavrum. İnsanın romatizmaları azar Allah muhafaza. Ay öyle bir yalım olsa sanki rutubetini düşüneceğim Necati. Ama aynı zamanda tehlikelidir de. Nesi tehlikeli? Oğlum canım tanker manker gire tam yemek yiyorsun birdenbire komünistler gire içeri. Daşlaş kuruş barış kuruş barış tarın Rus tankeri bir kişi eve ne fena olur. Ay çok haklısın ben de bu yüzden almadım işte. Peki böyle başka çok istediğin bir şey var mı? Yok hayatım. Hiçbir şey istemiyorum. Çok şükür benim her şeyim var. Çok şükür. Ay Lütfü. Vallahi içime sıkıntı geldi. Yani neredeyse uykunda bile yiyeceksin sen şu yemeği. Kolaysa gel sen bırak sigarayı. Ben sigara içmiyorum Lütfü. Başla öyle bırak o zaman. Anlarsın ne kadar zor olduğunu. Aa deli miyim ben? Hiç başlayamam. Ağzıma bile sürmem. O zaman yememe içmeme karışma lütfen. Sigarayı bırakanların birkaç kilo alması normalmiş. Birkaç kilo ama. Birkaç yüz kilo değil Lütfü. Ayı mıyım ben? Ben şimdi öyle bir şey mi dedim Lütfü? Ha? Ama diyecektin. Az kaldı. Sen iyice kafayı yedin. Ya ne alakası var? Her şeyi tersinden algılıyorsun ya. Sen kavga için bahane arıyorsun. Başka hiçbir şey değil. Bana bak. Yarın okula sen gidersin. Beni bulaştırma. Olmaz Lütfü. İkimiz de gitmemiz gerekiyor. Öğretmen hem annesi hem babası gelsin dedi. Sen bu çocuğun dayısı mısın? Ben gelmem. Senin özellikle gelmen lazım Lütfü. Çünkü Yiğit seni örnek alıyor. Hiç dedi bir kere seni örnek alıyor. Sürekli bağıran sensin çünkü. Ben arada sırada sesimi yükseltiyorum Lütfü. Senin gibi kalkıp komşuları dövmeye kalkmıyorum ben. Yani şu nefesim takımını ben yeni sermiştim Lütfü. Yani inanamıyorum sana dondurma döküyorsun. Sen de ben yedikten sonra serseydin. Yok yok. Yok kesinlikle baban haklı. Yarın sabah ilk işin bir nikotin... Şeyi alırsın, bantı alırsın ve takarsın. Bu iş böyle olmayacak. Yoksa ben şişmeye devam edeceğim. Yok, kalk. Yok, şiştim bile. Kalk dedim. Kalk, yatağı değiştireceğim gene. Aman yarabbim ya. Böyle muhteşem bir kutlama yapacağız. Annenizin ağzı açık kalacak, şapkası uçacak. Allah Allah, dayım neden bu kadar uzanıyor acaba? Niye olacak kızım? Necati Bey'i ezmek için. Vedat. Evet dayı. Yaz bakayım. 50 tane havai fişek istiyorum. Ucuz bir şey galiba bu havai fişek. Artık eller cebe girecek. Neticede anneciğinizin doğum gününü kutluyoruz evladım. Aa yalnız bir şey söyleyeyim. Havai fişek patlatmak için izin almamız gerekiyor. Yani benim bir arkadaşımın babası ceza aldı bu yüzden. Anlaşıldı. Vedat yaz. Havai fişek gösterisi için izin alınacak. İyi de dayı ne gerek var böyle havai fişeklere falan? Olimpiyat açılışı mı yapıyoruz? Olimpiyat açılışı bu kutlamanın yanında sönük kalacak. Yaz. 8 kişilik revü grubu. Revü mü? Şimdi Paris'te olsaydım Lido'nun 2. kastını getirirdim ama neyse. Evet. Orkestrayı şöyle yerleştiririz. Bunları kaldırırız. Revü grubu şurada gösterisini yapar. Sığar, sığar. Güzel, güzel. Dayıcığım, orkestra dediğinde herhalde New York Filarmoni Orkestrası ha? Bana bakın. Büyük düşünün dedim. Dalga geçin demedim. Dayıcığım şu revü yerine dansöz çağırsak olmaz mı? Boni'de. Bu kapa. Evet olabilir. Bunu düşünelim. Yaz.
doğum günü pastası 5 kat olacak. O kadarcık mı? Her 10 yaş için bir kat istiyorum. Bunda bir şey yok. Sudan mı ucuz? Rıza. Buyur usta. Olmuş Akir ağabeyine git. Aha. Cuma gününe güzel bir pasta yapsın. Bir tane de böyle renkli mum ayarlasın. Hediye aldın mı usta? Yok, daha almadım. Ha. Ben sana bir hediye söyleyeyim mi? Söyle bakalım, akıl akıldan üstündür. Bence Feride ablaya emeklilik sigortası yaptır. Gel canım, öyle hediye mi olur? Vallahi ne bileyim yani, sevgililer gününde, işte ne bileyim anneler gününde falan hep ilanlarını görüyorum. Genç olsak belki olurdu, doğru mu şimdi? Ne kadar sene ödeyeceksin de emekli maaşı alacaksın. Tabii. Siz tabii öbür tarafa daha yakın olduğunuz için. Rıza, şimdi sana bir tane çarpacağım. Öbür tarafa yaklaşamadan geçeceksin. Pardon usta, hani ben kadınlar kendilerinin hayatları böyle güvence altında olsun isterler ya. Hani o yüzden şey yaptım. Sen nereden biliyorsun kadınları, eşek sıpası? Vallahi annem babamla 30 sene kavga etti. En sonunda bir tane ev aldırdı. Evi de kendi üzerine yaptı. Vallahi çok mutlu. Bir tek benim evde kalmam hariç. Ona çok üzülüyor. Hadi sallanma bana, hadi. Sen de üzülüyorsun. Hadi gel pastayı ısmarla. Tamam. Çok merak ediyorum Semiha. Acaba Necati doğum günümün farkına varacak mı? Varmaz olur mu? Bence kesin varacak. Ne bileyim, yıllardır evli olsak hatırlar derdim ama bu evlendikten sonraki ilk doğum günüm. Tarihini bile bilmiyor olabilir. Bilmez olur mu canım? Kesin biliyordur. Hatta belki senin için şöyle güzel bir doğum günü partisi falan ayarlıyordur. Ya sahi mi? Tabii. Yok canım, bu yaşta kadının doğum günü partisi mi olurmuş? Aa, neden olmasın? Yani sadece çocukların doğum günü mü kutlanır? Herkesin doğum günü kutlanır. Necati doğum günümü hatırlasın, o yeter bana. Ha ne yani? Şimdi sana çok güzel bir doğum günü partisi düzenlense, bütün sevdiklerin gelse, şöyle 5 katlı bir pasta kessen, ne bileyim herkes çılgınlar gibi eğlense, göbekler atılsa, sen gecenin parlayan yıldızı olsan istemez misin? İsterdim tabii ama nerede öyle parti? Biz hep birazdan Happy Birthday to you diye seslenirken anneniz kapının girişinde belirecek ve oradan buraya çiçekten bir tünel içinde gelecek. Buraya, tam buraya vardığında hepimiz susacağız ve ben maestro müzik diyeceğim, müzik başlayacak. Ya biz caz sanatçısı mı çağırsak acaba? Dayıcığım, böyle söylerken çok güzel de şu ana kadar yazdıklarımızın toplamı 10.000 TL'yi buldu. Bir de iyi bir grup çıkarttık mı batarız biz. Evladım, bütün bu kutlamanın masrafını ben karşılayacağım. Ama benim para şu anda vadeli hesapta, vadeyi bozamam. Onun için siz şirket hesabından ödeyin, ondan sonra ben size gireceğim onu tabii ki. İyi, tamam. Bu verdiğim hiç hoşuna gitmeyecek. Hatta köpürecek. Ha, bu arada bayağı kalabalık olacağız. Bir garson kat iyi yani yetmez. Yaz Vedat. 3-4 tane iyi giyimli ve eğitimli garson. Vallahi dayıcığım şahane bir doğum günü partisi olacak. Ya benim doğum günü partisini nereden çıkaralım mı? Sana daha şahanesini yaparız güzel yeğen. Senin şu vade bir çözülsün de. Gel önemli meseleye. Yiyecek ve içecekler. Şaraplardan başlıyoruz. Beyaz olarak şarap. Cru de Mireille Blanc 1977 10 şişe. Kırmızı olarak Chateau Grand 1984 10 şişe. Dayı, bunlar söylendiği gibi mi yazılıyor? Sen duyduğun gibi yaz, ben daha sonra korije ederim. Merhaba. Ha Zeno. Zeno ne yaptın? Davetiyeleri postaya verdin mi kızım? Hepsini gönderdim. Harikasın. Evet. Ve geldik yemeklere. Başlangıç olarak, antre olarak... Günaydın Mustafa. Günaydın Feride teyze. Pide vereyim mi sıcak sıcak? Kahvaltı ettim, sağ ol. Hadi hayırlı işler. Tüh. Günaydın. Günaydın doğum günü kızı. Doğum günün kutlu olsun. Ay, teşekkür ederim. Doğum günümü ilk kutlayan sen oldun. Ay canım arkadaşım. Nice yıllara. Çok teşekkür ederim canım.
Acaba Necati kutlayacak bu doğum günümü, çok merak ediyorum. Kutlayacak tabii. Hem de nasıl kutlayacak? Ay nereden biliyorsun Semiha? Bak bu dün akşam eve geldi. Ne bu? Senin doğum günü davetiye. Aa. Çılgın parti. Bir de Necati Bey hatırlayacak mı diye soruyordun. Ay o adam senin için parti organize etmiş. Ay neler neler yazıyor. Müzik, dans, harika şaraplar, unutamayacağınız bir yemek, dansöz. Havai fişekler bile patlayacak Feride. Ay inanamıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Hani ben bunu sana söylememiş olayım, tamam mı? Sen sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibi gününe devam et. Çünkü belki de sana sürpriz falan yapacaktır. Tamam, tamam. Ay canım benim. Ben doğum günümün farkına bile varmaz derken o benim için havai fişek gösterisi bile hazırlamış. Ay canım. E ama hadi Lütfü. Geç kalıyorsun hadi. Bitir şunu. Bitiremem Gülşen. Kahvaltıyı bitirdiğim zaman canım sigara istiyor. Lütfü, neyse onu boş ver de. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Akşam yine hangi pantolonunu giyeceksin? Koyu mu, açık mı? Ona göre ütüleyeceğim. Niye, ne var ki akşam? Feride Hanım'ın doğum günü partisi var kafede akşam. Ona gideceğiz. Davetiyesi geldi. Davetiye mi? Hı. Canım ne gerek var davetiyeye? Biz onunla aynı evde yaşamıyor muyuz? Ağzıyla davet etseydi. Bilmiyorum. O organize etmedi herhalde. E, kim etti peki? E babandır canım. Oh oh oh. Maşallah babama bak, daha söz bile getiriyor. He. Yani şu paraları benden başka herkese harcadı. Yuh! Vedat! Bu ne oğlum, 12 bin lira masraf var burada. Havai fişekler falan, neyi kutluyoruz? Annemin doğum günü partisi vardı akşam. Niye bizim kasanın gider defterine yazıldı? Ayrıca bu devirde bir partiye 12 bin lira harcanır mı? Dayım harcadı. Dayın mı harcadı? Ya. Affedersin, dayın nasıl bizim kasaya el atıyor? Olur mu öyle iş? Babanla beraber. Ya babamla mı? Ortak parti. Ha. Siz kasadan alın, sonra hallederiz dediler. Oğlum babamsa olur o zaman. Biliyorsun sonra gelip tepemize bir diyor, zarar ettiniz falan diye. Babamsa alırız bir şekilde. Ne yapayım? Kavga mı edelim ya? Hayırlı işler. Oo, hayır ki hoş geldin. Gel buyur bir çayımızı iç. Yok fazla kalmayacağım. Bugün çok işim var, çok meşgulüm. Geçerken davetiyeni takdim edeyim dedim. Hayırdır, ne davetiyesiymiş bu? Aç 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 bak. Çılgın parti. Feride Hanım'ın doğum gününde sizi aramızda görmekten çok mutlu olacağız. Müzik, dansöz, havai fişek gösterisi. Bu adı geçen Feride, benim karım olan Feride mi? Benim kız kardeşim olan Feride. Böyle bir parti var da benim niye haberim yok? Oldu işte. Hayır öyle değil yani, organize edilirken niye haberim yok? Organizasyon çok ciddi ve profesyonel bir iştir. Öyle kuzuların popolarına karanfil takmaya benzemezler işte. Yani karımın doğum günü partisine ben sadece davetliyim, öyle mi? Evet, bekleriz. Ama gelemezseniz de canınız sağ olsun. Ya yalnız böyle alternatif parti gibi komik yaklaşımlarda bulunulmasın. Çünkü öğlen oldu, akşama kadar böyle bir parti düzenlenemez. Orvar işte. Rezervuar. Vay be usta, dansöz falan iyiymiş yani ha. Eğer sen gitmiyorsan davetiyi ben alırım. Rıza zaten heyheylerim üzerimde, almayayım ayağımın altına. Pardon usta. Pasta siparişi vermiştik, ne yapayım? Helal dede, mükemmel parti hazırlamışsın. Ay çok merak ettim dede, kafe nasıl süslenmiş biraz anlatsana. Aa, dedenize o kadar sık boğaz etmeyin çocuklar. O kadar hazırlamış, uğraşmış. Bir daha anlattırtmayın, gidince görürsünüz. 40 küsür tane yaş günü geçirdim. Daha bir yaş günümde bir tane balon görmedim. Elin kızı geldi, evlendi, havai fişeklerle kutlanıyor. Vallahi helal olsun. Müfilas dokum durma. Şimdi havai fişek gibi patlayacağım ha. Hadi çocuklar şimdi banyoya gidelim, bir de saçınızı tarayalım. Hadi bakalım. Çabuk.
Ben bakarım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Sen kilo mu aldın ya? Yanaklar karpuz gibi olmuş. Dur Erdem dur. Dur biraz sıkayım. Erdem yapma dur. Merhaba babacığım. Merhaba kızım. Merhaba babam. Merhaba oğlum hoş geldin. Nasılsınız? İyi yavrum çok şükür. Davetiniz alınca çok şaşırdım. Yok yok valla. İnsan 12 bin lira harcayınca her şey oluyor tabii. 12 bin lira mı harcamışım? Feride Hanım için hiçbir masraftan kaçınmamışsınız bakıyorum. Evet vallahi portakallı ördek bile yaptırmış. Babama cimri diyenler utansın. Portakallı ördek mi yaptırmışım? Aa ben çok severim. Böyle çıtır çıtır olur. Hadi baba çıkalım hadi. Siz çıkın. Ben gelmeyeceğim. Neden? Çünkü o partiyle benim hiçbir ilgim yok. Yok mu? Nasıl? Başka kim yapmış olabilir ki? Abisi. Taylan yapmış. Her şeyi o hazırlamış. Ah merhaba. Merhaba. Ay kusura bakmayın ama ben çıkmak zorundayım. Nereye? Ay yani bilmiyormuş gibi davranmak çok zor bir şey. Ben bu geceki partiyi biliyorum. Öyle mi? Kuaföre gideceğim. O çok özel partiye bu saçlarla gitmek istemiyorum tabii. Ya evet. Haklısın tabii. Git. Necati, çok teşekkür ederim. Bu galiba rüyalarımın partisi olacak. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz hayatım. Baba. Neden söylemedin? Söylemedim. Çünkü burada onun için sadece bir dilim pastayla bir bardak meşrubat var. Ama orada ördekler, havai fişekler. Söyleseydim belki de gitmeyecekti. Ama o zaman da rüyalarının partisini kaçırmış olacaktı. Peki sen gelmezsen olmaz ki. Ben belki gelirim. Siz gidin. Hadi gidelim. Gidin yavrum gidin. Eğlenmenize bak. Görüşürüz babacığım. Kalbim yine üzgün seni andım da derinden. Ustacığım. İyi akşamlar oğlum. Pastayı getirdim. Pasta? Ha, sen iptal et demeyince aldım getirdim ben de. Ey, koy mutfağa. Ustacığım yalnız mısın? Herkes gitti galiba. Otursanız da. Bir insanı mutlu etmek için bile eğitilmiş olmak lazım Rıza. Okumuş adam her çevreye girer. Her şeyi bilir. Yaşamayı bilir. Eğlenmeyi bilir. Parti düzenlemeyi bilir. Bizim gibi öyle bir çarşıya takılıp kalmaz. Bizim gibi okumamış olan da böyle bir günde belki bir pasta yaptırır. Haliç onu da yaptırdık da ne oldu? Orası da ayrı.
Ya ustacığım sen de gitseydin partiye. Hani hediyeni verirdim. Benim hediyem herkesin içinde verilecek bir hediye değil Rıza. Ne aldın usta? Şey ustacığım bir emrin yoksa ben kalkayım gene döneyim. Yok yok gel doğru sen. Tamam. Bak dükkanı. Afiyet olsun. Sağ olasın. Ay, hadi Semiha kalk gidelim. Herkes beni bekliyordur şimdi. Ay bekle. Senin en son içeri girmen lazım ki girişim böyle havalı olsun. Ay hayatım saat 8 oldu. Ne kadar bekleyeceğiz de hadi kalk gidelim gidelim. Ay çatladı bu. İyi peki hadi gidelim. Herkes tamamdır herhalde. Ay, ay. Oh, oh. Merhaba. Merhaba. Doğum gününüz kutlu olsun Feride abla. Ah teşekkür ediyorum Rıza'cığım. Ah, sen niye hala buradasın? Gelmiyor musun partiye yoksa? Yok ben gelmiyorum. Kefenklere yardım edeyim. Ah sağ ol canım. Sakın Necati ustam çağırmadı deme bana. Yok çağırmadı. Hayret bir şey yani. Rıza sen bizim oğlumuz gibisin. Sen gelmeyeceksin de kim gelecek partiye? Ay Semiha görüyor musun şu Necati'nin yaptığını? Dansöz bile çağırmış ama Rıza'yı çağırmamış. Yok yok Feride abla çağıramazdı zaten. Çünkü partiye o yapmıyor. Ne? Saçmalama Rıza. Kim yapıyor peki? Galiba abiniz yapıyor. Necati usta evde oturuyor. Nasıl yani? Öyle işte. Necati şimdi evde mi? Hı hı. Abim ve Necati kesin inatlaşmışlardır. Ya neyse, hadi sen şimdi bunu boş ver. Rüyalarının partisi seni bekliyor. Hadi gidelim, hadi canım. Bak, şunu kilitleyelim. Sağ ol. Buyurun. Ben gitmezsem kadıncağızın içine dert olacak. En mutlu olması gereken günde mutsuz olacak. Oğlum Necati, gurur yapmanın zamanı değil. Feride. Ne işin var senin burada? Hiç. Sen niye geldin? Senin olmadığın bir partide benim ne işim var? Olur mu ama sen orada olman lazım. Senin için o kadar hazırlıklar yapılmış. Abin o kadar emek vermiş. Parti düzenlemiş. Senin bugün en mutlu olman gereken gün. Sen orada olmalısın, eğlenmelisin. Mutlu olmalısın yavrum. Önce yaş günü mumumu üfleyeyim. Sonra kocamın aldığı güzel pastadan bir dilim yiyeyim. Sonra düşünürüz. O zaman iyi ki doğdun Feridem. İyi ki doğdun yavrum. Nice mutlu yıllara inşallah. Sen sevdiklerinden uzun bir ömür yaşa. Teşekkür ederim. Hep beraber. Benim sevdiğim sensin. Ya senin? Tabii ki sensin papatyam. Tabii ki sensin gülüm. Oh. Bir tane benim canım. Oh. Oh. Allah sana ömür versin. Papatyam be. Ben böyle şeyleri hiç bilmem. Happy birthday to you ne zaman söylenir? Hediye ne zaman verilir? Hiç aklım ermez. Yani böyle bir zamansız verdiysem kusura bakma. Ama bu senin. Ne bu? Küçük bir hediye. Bu tapu. Bu evin tapusu. Ah,
Hiç olur mu öyle şey Necati? Olur, olur. Gayet iyi olur. Evlendiğimizden beri zaten aklımdaydı. Şimdi nasip oldu. Sen bana güvendin, benimle evlendin. Ama senin hiçbir şeyin yok. Yarın bana bir şey olursa, Allah korusun, ortada kalırsın. Yani ne bileyim vaki olur, bir yerden bir borcum çıkar, haciz gelir. Ama ev senin olursa, ne olursa olsun, içinde güvenle oturursun. Sürprizi kaçar diye seni tapuya çağırmadım. Pazartesi gideriz, dev işlemini yaparız. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey deme, hiçbir şey deme. Helal, hoş olsun. Hayatımda ilk defa bir evim oluyor. Beni çok mutlu ettin. Sen benim kalan ömrüme bir anlam verdin. Ben sana bir ev vermişim, çok mu papatya? Aşktan, sevgiden umudu kesmiştim. Sen bana sevgi verdin. Sen bana aşk verdin. Bu yaştan sonra adam sen de ne yapacaksın derdim. Sen bana umut verdin. Uğruna yaşanacak bir heyecan verdin. Ay, tamam Necati, ağlatma beni. Sakın, 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 sakın. Ağlamak yok, ağlamak yok. Sakın ağlama. Sen gül. Sen hep gül. Çünkü gülmek sana çok yakışıyor. Sen gül ki ben de güleyim yavrum. Ha işte böyle. Yani bu kadar sene yaşadım. Şunu anladım ki hayatta bir tebessüm, bir gülümseme hayatta en değerli şey. Sen hep gülersin. Sen mutluluk yayarsın. İşte ben buna aşık oldum işte ben. Buna aşık oldum. Ya ben seninle evlendikten sonra daha çok gülmeye başladım. Sen beni güldürdün. Allah da seni güldürsün. İnşallah daha seninle böyle nice doğum günleri kutlarız papatyam. Canım. Canım. Bir canım, bir canım. O bir canım. O gülüm benim, o gülüm benim. Senin olmadığın yerde senin yaş günü kutlayacak değildik herhalde anneciğim. Semih abla burada olduğunu söyledi, biz de geldik. Bir sakıncası yoksa tabii. Yok yavrum, ne sakıncası olur? Sakıncası yok da bu pasta hepimize yetmez. Aa, ben şimdi onu öyle bir keserim ki kağıt gibi böyle herkese üçer tabak çıkar. Aslan gelirim benim de. Ya bu niye tekrar buraya geldik? Hani havai fişek patlatacaktık? Ne oldu kayınço? Havai fişekler elinde mi kaldı? Üzülme, üzülme. Getirseydin burada patlatırdık ya. Balkondan balkondan atardık pat pat. Havai fişek getirmedim ama dansözü getirdim. Evet, herhalde kız kardeşimin doğum gününü böyle bir tek kuru pastayla kutlayacak değiliz, öyle değil mi? Al, dansözü mü yiyeceğiz? Çıtır çıtır, nasıl ağzının tadını biliyorsun enişte. Aklım ördeklerde kaldı esas, portakallı çıtır ördeklerde. İşte huzurlarınızda oryantal kumsal. Gelmiyor, ne oldu, kumsalı denize götürdü galiba. Bir saniye de, bir saniye. Derdi başka. Thank you.
ilişkiye heyecan getirmemiz gerekiyor dedi. Tamam. Erdem bir şeyler yapsın. Erdem bir şeyler yapana kadar dans edecek. Biliyorsun benim hamile kalmak için sadece 2 ayım var. Ne yapacaksın? Ay bilmiyorum. Aklıma bir şey geldi. Farklı bir kadın. Nasıl? Tamamen değişiyor. Saçlarım uzun. Bir günkü kavga ettik. 3 gün konuşmadık. Ben bu arada çok stresliyim. Deli gibi alışveriş yapıyorum. Bütün gardırobumu yeniledim. Geçmedim. Kuaföre de gittim. Saçlarımı aynen böyle kısa kestirdim. Aman yarabbim. Of Şebnem ya. Etrafımda dönmeler, iltifatlar. Yani psikolojik. Sanki yine tanışmışız. Kabak yine benim başıma patladı. Bu erkekler böyle. Ne oldu kız. Ne dedi psikolog? Aynı kadından sıkılıyor. İlişkiye heyecan getirmeniz gerekiyor dedi. Baştan aşağı değişeceksin. Tamam. Ama Erdem öyle bir değişeceksin ki sana Erdem bir şeyler yapana kadar 10 sene geçecek. Biliyorsun benim hamile kalmak için sadece 2 ayım var. Ne yapacaksın peki? Ay bilmiyorum. Aklıma bir şey geldi. Farklı bir kadın. Nasıl? Tamamen değiş. Karakter olarak. Affedersiniz ben bir... Hem karakter hem tip olarak. Etik rica edecektim. Hemen veriyorum hanımefendi. Evliliğimizin ilk yıllarında benim saçlarım uzun. Versene görelim nasıl oluşup yergeder etik kardeşim. Bir kavga ettik. Abicim üç senin başka işin gücün yok mu ya? Yürü gittik yanına. Deli gibi alışveriş yapıyorum. Anca öyle uzaktan uzaktan bakarsın. Platonik bidon. Kuaföre de gittim. Oğlum. Saçlarımı aynen böyle kısa kestirdim. Ya bahar da geldi. O kadar güzelleşti ki. Aman ya. Yemin ediyorum gözlerimi alamıyorum ama. Etrafımda dönmeler, iltifatlar. Yakında da gider. Evlenir kardeşim. Böyle karpuzlara bakar kalırsın. Bu erkekler böyle kızım. Aman aman. Aynı kadından sıkılıyor. Şeytan kulağı. Arada bir böyle baştan aşağı değişeceksin. Oğlum bak bahar geldi. Çiçekler ama açtı, böcekler uçuyor. İnsanların içi kıpır kıpır. Fili, kullan artık şunları. Kaçırma bu kızı. Şunu da al bakayım kardeşim eline. Yok abicim istemiyorum. Al al. Abicim istemiyorum yazdım ya. Yazdım ben deftere tamam. Kardeşim zorla mı vereceksin ya? Evet çaylarım taze taze. Buyurun Seyfo kardeş. Yok kardeşim ben almayayım sana hayırlı işler olsun. Usta bana çayı yasakladı. Çok içiyormuş. Allah Allah. Affedersiniz İyi ben ya. 250 gram gergedan eti rica edecektim. Hemen biz nasıl aşacağız kardeşim efendi. Bu ekonomikleri? Verse de görelim ha? Nasıl bu şu gergedan eti kardeşim. Ya tüketimde bunu. Abicim senin başka işin gücün yok mu ya? Yürü git dükkanına. Ya anca öyle uzaktan uzaktan bakarsın. Platonik bidon. Oğlum. Baksana ya bahar da geldi. O kadar güzelleştik ki. Çok sağ ol Kerem ya. Yemin çok zahmet gözlerim oldu. Hiç önemli değil. İstersen evine tabii. Kadar götürebilirdim. Yakında da gider. Ay yok hiç gerek yok. Evlenir ben gerisini kardeşim. Hallederim. Böyle karpuzlara bakar kalırsın. Şöyle bir yere bırakayım mı? Olur aman, sağ aman. Ol. Tamam. Şeytan kulağına koşun. Aa, oğlum Kerem. Bak bahar geldi. Çiçekler açtı, böcekler çocuğum. Uçuyor. Nasılsın? İnsanların içi kıpır kıpır. Kullan artık şunları. Kaçırma bu kızı. Gel bir çay iç ha. Şunu da al bakayım kardeşim. Teşekkürler. Yok abicim istemiyorum. Al al. Abiciğim istemiyorum ya. Yazdım ben deftere tamam. Okul bitti kitaplarımı getirdim. Kardeşim zorla mı vereceksin ya? Kargo şubesine gittik evet, herhalde. Evet çaylarım taze taze. Buyurun Seyfo kardeş. Yok kardeşim ben almayayım sana hayırlı işler olsun. Usta bana çayı yasakladı. Çok içiyormuş. Kerem benim yakın arkadaşım. İyi vallahi ya. Sen içme, o içmesin, öbürü içmesin. Biz nasıl aşacağız kardeşim bu ekonomik krizi? Ha? Biraz para harcayın ya. Tüketimde bulunun. Lan Bobo ile Holosko gibi sürekli paslaşıyorlar lan. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bana ne bağırıyorsun oğlum? Ne yapayım? Aha. Çok sağ ol Kerem kardeşim, ya çok zahmet oldu. Senin de bu kızı kıskandırman lazım. İstersen evine kadar götürebilirdim yani, Özgeciğim. Aynı ayarda yok, hiç gerek yok. Ben gerisini tamam hallederim. Nasıl? Nereden bulacağız oğlum? Şöyle bir yere bırakayım mı? Ne bileyim oğlum. Sağ ol. Yoksa böyle olmaz yani. Sen... Aha Kerem. Sevgi teyze. Nitin Ali Feyyaz gibi efsane üçlü olmuş. Nasılsın? Söyleyeyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Lazım, lazım ben da. De iyiyim. Çok teşekkür ederim. Nereden bulacağız? Yok böyle güzel bir kız yani. Hadi. Onur duyarım. Teşekkürler. Vallahi. Kitaplar var hiç fena değil ha. Okul bitti kitaplarımı getirdim Ankara'dan. Kargo şubesine öldürür oğlum beni. Ne yapmışsın? Nurettin abi nereden geldin? Hasta yatıyordu. Ele oğluna muhtaç etmezdik seni. Seyfo bırak artık şu kıskançlığını. Kerem benim yakın arkadaşım. Kabul et. Bunlar bayağı takılıyor. Lan Bobo ile Holosko gibi bonjour, sürekli paslaşıyorlar bunlar. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bana sen ne bağırıyorsun? Sen böyle Amerikan saatine göre mi kahvaltı edersin? Ne yapayım abi? Amerikan saati? Ya şu anda herhalde dünyada bir tek Amerikanlar kahvaltı ediyor. Senin de bu kızı kıskandırman sadece lazım. Sadece orada sabah. Yani aynı ayarda bir manita bulacağız sana tamam mı? Ayaktayken niye yaşayacaksın? Başla bana uzatsın. Ne bileyim oğlum. Şu anda ben yoksa ayakta değilim. Salonda böyle olmaz yani. Sen o Kerem. Kendin al. Metin Ali Feyyaz gibi efsane üçlü olursun söyleyeyim ha. Kandırmak lazım da. Nereden bulacağız? Çok böyle güzel bir kız yani. Her gün kahvaltı ediyor bir de bana zeytini verir misin? Vallahi ya?
Salih bu aralar hiç fena değil ha. 20 senedir bu evde bu saate kadar kimse uyumadı. Nurettin abi öldürür oğlum ya. Manyak mısın sen? Nurettin abi nereden geldi? Hasta yatıyor evde. Asabım bozuluyor ya. Bir evde bir insan saat 1'de kahvaltı ediyorsa o evin beti bereketi olmaz. Haklısınız babacığım. Lütfü gitti değil mi? Uyumuyor. Tabii canım, çoktan işe gitti o. Hayırlar. Ne? İyi günler. Bonjour enişteciğim. Günaydın. Günaydın. Bu saatte günaydın mı? Bugün mi kahvaltı ediyorsun? Şimdi babacığım şey, Lütfü biliyorsunuz ki sigarayı bıraktı ya. O yüzden geceleri uyuyamıyor. Dünyada bir tek Amerikanlar kahvaltı ediyor. Sabahları geç kalkıyor. Bu saatte uyku olmaz. Bana bak, kendine çekin güzel de. Yoksa çekeceğim kırmızı kartı. Asacağım kapağında ben ayakta değil mi? Özel bir durum var ama sigarayı bıraktın. Tamam, bahanede hemen hazır. Çabuk geç geyin, doğru dükkana. Kusura bakma, ben artık kasapta çalışmıyorum, manavda çalışıyorum. Tamam, paramı geçtikten beri daha sıçraya başladım bakıyorum. Yeter artık. Kahvaltı ediyor, bize bana zevkini doğru kasaba. Şu anda manavda en rütbeli benim. Eğer kasaba dönersen... 20 senedir bu evde bu saate kadar kimse uyumayabilirim ama... Bu saatte de kahvaltı yapma. Emre itaatsizlik yok. Buna bana ses şeyle. Saat dükkanda olacak, o kadar. Asabım bozuluyor ya. Bir evde bir insan saat 1'de kahvaltı ediyorsa... ...beti bereketli olmaz. Biraz huzur versin. Haklısınız babacığım. Ne demiş ya? Gitti değil mi? Tabii canım, bir tatlı işe huzur almaya geldim. Kalamış. Ben size göstereceğim tatlı huzuru. Bakalım günaydın. Kalamış tam mı, kalamamış tam mı? Bu saatte günaydın mı oğlum be? Şimdi babacığım şey, Lütfü biliyorsunuz ki sigarayı bıraktı ya. O bak Seyfo'yla bunca yıllık arkadaşlığım var. Onun için sabahları çıkacaksın, bir kahve içeceksin, bu biraz muhabbet olmaz. Edeceksin. Hepsi bana bak, kendine çekil. Kıskandırmak için yani. Yoksa çekeceğim ya kırmızı kartı, atacağım kapı dışarı. Ya babam görürse? Özel bir durum var baba, sigarayı bıraktı. Baba nereden bıraktı görecek? Senin baban hasta, evde yatıyor. Çabuk geç geyin, hem doğru dükkana. Sen de bu bahaneyle çıkmış olursun. Kusura bakma, ben artık kasapta çalışıyorum, manavda çalışıyorum. Manava geçtiğinden beri de artistliğe başladım bakıyorum. Yeter artık, doymuşsun tamam. Doğru kasaba. Şu anda bana da en kaybeder. Çok teşekkür ederim. Kardeşim senin olmayabilirim ama hala babanım. Seyfo, Emre itaat. Diyor ki bari bana bir gazoz ısmarlasın ya. İyi tamam o zaman. Ben de sıcaklığı bir susadım ki sorma. Niye bağırıyorsun? Tamam kardeşim. Biraz sana yazıyorum. Yaz kardeşim. Ne demiş ya? İşin gücün muhabbet. Bir tatlı huzur almaya geldim. Usta geçeceğim ben. Tamam. Geç, sen bir hararetlenmişsin usta. Sen bir gazoz içsene. Ustama benden bir gazoz. Tamam. Bana yalan söyledi. Hadi babam mesela ya. Ortak parti bak Seyfo'yla bunca yıllık arkadaşlığım var. Tamam, çıkacaksın bir kahve içeceksin, biraz muhabbet edeceksin. Bak, böyle ortaklık olmaz, arkamdan kıskandırmak için yani. Ya kardeşim, olur mu Yusuf abi ya? Ya peki nasıl görürse alacaksın o 12 bin lirayı dayından? Baban nereden görecek? Vadeli de parası senin varmış. Baban hasta, evde vadeli yatıyor. Vadeli bitince ödeyecek. Hem sen ölme, de bu bahaneyle çıkmış olursun. Bir kahve içersin, insan görürsün. Ben bakarım. Şuradan bir... Tamam. Olur mu? Tamam. Seyfo. Salihacığım, çok teşekkür ederim. Kardeşimsin benim ya. Yalnız Seyfo, kız diyor ki bari bana bir gazoz ısmarlasın ya. Burası... İyi tamam o zaman. Dostura salonu değil. Ben de o sıcak vurdukça bir susadım ki sorma. Tamam kardeşim. Sana yazıyorum ha. Yaz kardeşim. Seyfo! İşin gücün muhabbet. Geçsene tüzgarbaşı oğlum. Usta geçeceğim ben. Ya peki, sen bir hararetlenmişsin usta. Olabilirim? Sen bir gazoz içsene. Ustama benden bir gazoz. Tamam. Neden bir öpücük vermiyorsun? Bana yalan söyledin. Babam ve dayım ortak parti yapıyor dedin. Babamın haberi bile yokmuş. Tamam, ne olmuş? Ya? Kavga etmeyelim diye söyledin. Ne haber? Bak böyle ortaklık olmaz, arkamdan iş çeviriyorsun. Ya kardeşim, sen ne dedik ya? Tamam, bitti. Sen ne yaptın ya? Peki nasıl alacaksın o 12 bin lirayı ufak dayından? Vadeli de parası varmış. Vade bitince ödeyecek. Ölme eşeğim, ölme. Bambaşka biri olmuşsun. Biraz böyle takılmak istedim. Ya ne, ben bakarım. Şuradan bir menü verir misin? Müthiş olmuş. Hadi ya. Vallahi bambaşka bir kadın olmuşsun. Hanımefendi burası... Teşekkür ederiz Keremciğim. Asıl ben teşekkür ederim Firdevs teyzeciğim. Annene çok selam söyle. Baş üstüne. Bir gün yemeğe bekliyorum, tamam mı? Mutlaka gelirim, onur olurum. İstemez. Çok sevinirim. Pekala, nasıl yardımcı olurum? Teşekkürler Kerem Yarmettin'cim. Yapım olur hayatım. Yani ben taşımayacağım neden da kim taşıyacak? Neden bir öpücük vermiyorsun? Hoşça kalın, görüşmek üzere. Görüşürüz. Özge. Geldim. Gel. Akşama görürsün sen samimiyeti. Fulya? Ne haber kızım? Sen ne yaptın ya? Vallahi bu kız güzelleştikçe benim göbek büyüyor. Nasıl? Hadi kaptıracağız birini, o olacak. Bambaşka biri olmuşsun. Kolay gelsin usta. Biraz böyle takılmak istedim. Önüne bak ulan, önüne. Ustacığım hoş geldin. Hoş gördük. Müthiş olmuş. İki kilo sucuk hazırla da. Hadi ya. Erdem abinleri kafeye götür. Vallahi. Hemen usta. Hemen değil canım, akşama bambaşka bir kadın olmuşsun. Peki usta.
teşekkür ederiz Kerem'ciğim. Asıl ben teşekkür ederim Feride teyzeciğim. Senin annene çok selam söyle. Yumuşak bir müdahim oldu. Bir gün yemeğe bekliyorum. Teşekkür ederim. Mutlaka gelirim. Onur olurum. Bu arada yediğin kavgacılığı senden değil, başka şeylerden etkilenerek öğrendiğini söyle. Teşekkürler Kerem Yermek. Gerçekte de öyle zaten. Ama yine de öğretmeni dedi ki. Ben taşımayacağım da kim taşıyacak? Daha yumuşak bir sabırlı olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. O öğretmen bir daha beni o şekilde göremez. Gel. Akşama görürsün sen samimiyeti. Demek başka bir kadın gibiyim ha? Vallahi öyle yani. Seninle evli olmasam kesin vallahi sana kuru yapar. Bu kız güzelleştikçe benim göbek evlilik büyüyor. Evlilik kuru yapmana engel değil. Kaptıracağız birini, o olacak. Tabii sadece karına. Kusura bakmayın şu anda karın burada değil. Ha, önüne bak ulan önüne. Siz kusura bakmayın geldin. Ben de evli bir erkekle flört edemem. Ya dur Allah aşkına otur. Kendim abinleri kafeye götür. Hemen usta. İnsan hemen, bir haber verir değil mi? Yani biz de böyle peki, bir küpe, gözlük, kıyafet, meyafet bir şey yapardık. Yanında bak, çok yaşlı kaldım etme, be. Tamam mı? Çünkü Yiğit'in öğretmeni zor ikna ettim. Senin akşama yaşlı baba olduğuna yumuşak bir mülayim oldu. Çok ayıp, çok terbiyesiz. Aferin. Teşekkür ederim. İyi. Gerçekten bu arada Yiğit'in kavgacılığı senden değil, başka şeylerden etkilenerek öğrendiğini söyledim ben. Gerçekte de öyle zaten. Ama yine de öğretmeni çıtır yapmışız. Daha yumuşak bir sabırlı olduk. Konuşma böyle. Merak etme. Hayatım, o öğretmen bir daha beni o şekilde görmez. Aldatıyorsun diye. Ne zamparalar var. Harun. Fulya o. Fulya. Demek canım. Başka bir kadın gibiyim ha? Vallahi öyle ya, yani. Yenge sen miydin? Seninle evli olmasam. Ya tebrik ederim, çok iç gıcıklayıcı olmuşsun. Kusura bakma. Evlilik sana bunu da çıtır demiş bulunduk. Ha tabii sadece karına. Evet. Kusura bakmayın şu anda karın burada değil. O çıtır olmuş da sen biraz yaşlı kalmışsın Erdoğan. Kusura bakmayın ben de evli bir erkekle flört edemem. Ya dur Allah aşkına otur. Neden böyle değişiklikler yapmıyorsun arasında? İnsan bir haber verir değil mi? Ben senin için yani baştan böyle aşağı değişiyorum. Küpe, gözlük, kıyafet, meyafet bir şey yapardın. Yanında çok yaşlı kaldım be. Niye açıyorsun sen şimdi bu laptopu? Hayatım, akşama yaşlı kalma yeter. Mail falan gelmiş mi ona bakacağım. Çok ayıp, çok terbiyesiz. Gerçekten bu Erdemciğim. Niye açıyorsun o zaman? Sen göreceksin gerçekleri. El tiryakiliği. İnşallah. Harun her şey tiryakilik yaptı. Sen de bir ben yapamadım. Hayır Erdo. Çıtır yapmışız. Harun ne biçim konuşma böyle? Hayatım bak hep bir de beni suçlarsın aldatıyorsun diye. Ne zamparalar var. Nasılsın kardeşim? Harun. Fulya o. Ya o kusura bakma seni arayayım soramadım. Hadi canım. Sağlığın iyi mi? Yerinde mi? İyileştin mi? Özlettin ya, kendini ya. Ya yenge sen miydin? Yani tebrik çok ederim çok iç gıcıklayıcı olmuşsun. Kusura bakma sana da çıtır demiş bulunduk. Önemli değil Harun'cum. Ha yaptık bir kampanya evet, yaptık bir ama. Evet bir çıtır oldu. Evet para yok ki. O çıtır olmuş da sen ha, biraz yaşlı kalmışsın. Nerede o? Kendine bak lan sen. Sen nasılsın? İyisin değil mi? Hayatım. Bak hadi. Sen neden böyle değişiklikler yapıyorsun arasında? Harun ben senin için baştan aşağı değişiyorum. Nasıl? Yedir lütfen hoş geldin. Olur mu canım? Umurumda olmaz olur mu? Niye açıyorsun sen şimdi bu laptopu? İyi günler. Falan gelmiş mi ona bakacağım. Bir kapıza olabilir mi? Bekliyor musun? Eyvah. Bilinçli namık geldi. İnşallah kavga çıkmaz abicim. Vallahi kardeşim bütün sağ solu belli olmaz. Harun, adam uykudan yeni kalkmış. Afyonu da patlamamış. Kesebilir miyiz? Bizim karpuzumuz kesmece değil. Bak orada örnek alo. Karpuz var. Ha, bu aldatmaca olabilir. Nasılsın, yani kardeşim? En güzelini seçmiş ve oraya koymuş ya, olabilir. Ya sana bakma seni arayayım soramadım. Keselim lütfen abi. Bizim karpuzumuz güzeldir. Özlettin kendini keselim ya. Keselim bakalım. Çok şükür, çok şükür. Çalışıyoruz işte. Bildiğin gibi çalışırız işte. Ne olacak anam? Yaptık bir kampanya yaptık ama millet borç açısın canım. Kimsenden para yok ki. Ama çok şükür gelen tencere kaynıyor. Kırmızı değil. Sen bir tane daha keser misin? Bak. Ben keserim. Ben keserim. Sana bir şey diyeceğim Nurettin. Hoppa. Ya. Naber Saliha? İyidir lütfen abi hoş geldin. Var mı bir yarım abi? Eve gidelim. Yok. Önlüğünü getireyim. Hadi gel. Gidelim mi? İyi günler. Gidelim, bir kartuz olabilir miyim? Eyvah. Ama gözlüğünü bilinçli tak. Namık geldi. İnşallah kavga çıkmaz abicim. Vallahi kardeşim bütünü sağ solu belli olmaz. Adam uykudan yeni kalkmış. Afyonu da patlamamış. Ne olur. Kesebilir miyiz? Erdo tabii. Bizim karpuzumuz kesmece değil. Bak orada örnek karpuz var. Ha, bu aldatmacı olabilir. Yani en güzeli seçmiş ve oraya koymuş olabilir. Keselim lütfen abi. Bizim bebek yapmamıza daha çok var. Nasıl çok var ya? Keselim bakalım. Ev şurada 15 dakika. Tamam. Yapalım. Hadi canım. Allah! Ama önce şu son model laptopuna yaz bakalım. Tamam, ne yazayım? Bebek sahibi olmadan önce yapmam kırmızı değil, yani. Bir tane daha keser. Bunu yazmaya ne gerek var? Ben zaten keserim, ben bunu çok ben iyi biliyorum. Yaz canım. Bir, iş bulacağım. Efendim? İki, kayınvalidem olan borcumu ödeyeceğim. Yaz, yaz. Gidelim üç, mi? Eve geç gelmeyeceğim. Gidelim, gidelim. Dört, internette kumar oynamayacağım. Ama gözlüğünü tak. Beş, şu bilgisayardan uzaklaşacağım. Yazsana Harun. Tamam ya, tamam. Bir şey istedik, 50 tane madde söylüyorsun ya. İstemiyorum çocuk macık.
Erdo tabii. Olur. İşte maalesef bu da beyaz. Aşkım. Ya neresi beyaz kardeşim ya, görmüyor musun? Benim karpuzum kıpkırmızı. Harun'cum bizim bebek bakın yapmamıza daha çok var. Ya neresi beyaz? Nasıl beyaz? Ya? Karpuzum kendi doğalında var ya. Benim karpuzum şahane. Bana bak. Tamam. 7 tane karpuz kestirdim. Yapalım. Bir tanesini alacaksın. Hadi canım. Almıyorum. İyi günler. Ne iyi günler kardeşim. Alacaksın. Almıyorum. Tamam. Alacaksın. Zorla. Bebek sahibi zor olmadan önce ben yapmam gerekiyor. Ben kime satacağım bu kadar karpuzu bana kesiyorsun? Niyaz Bey'e gerek var. Kime isterseniz zaten ona satın. Zaten ben bunu çok iyi biliyorum. Sensin babam. Doğru konuş benimle. İş bu. Sen benim başıma bela mısın ha? İki. Hayır. Sadece bilinçli bir tüketiciyim. Yaz yaz. Üç. Eve geç gelmeyeceğim. Sizi özlüyoruz. Dört. İnanın. Yani İnternet sık gelip alışveriş yapsanıza. Beş. Şu bilgisayardan uzaklaşacağım. Yazsana Harun. Tamam ya tamam. Bir şey istedik 50 tane madde söylüyorsun ya. Lütfü abicim. İstemiyorum al bunu çocuk ya. Ne bu? Sandviç abi. İstemez. Bugün karpuz yiyeceğim. Maalesef. Bu da tamam. Beyaz. Ya neresi beyaz kardeşim ya, görmüyor musun? Benim karpuzum kıpkırmızı. Ne oluyor oğlum? Ne bakın buralara beyaz. Lütfü abi. Ya neresi beyaz o? Efendim? Karpuzun kendi doğalında var ya. Benim karpuzum şahane. Lütfü. Bana bak. 7 tane karpuz kestirdim. Bir tanesini alacaksın. Bir daha müşteri yapalım. Al saldırırsan. İyi günler. İyi günler nasıl kardeşim. Alacaksın. Bak baya benim evimde. Almıyor. Alacaksın. Bu manavda ben ne dersem sor. Nasıl oluyor ya? Manavın ortağı benim. Karpuzu bana kestiriyorsun ha? Kime isterseniz ona satın. Nurettin abinin. Nurettin abininti. Doğru konuş benimle. Tamam sen mı? Benim başıma ne? Bela mısın ha? Az evvel Nurettin hayır, abiyle sadece bir anlaşma yaptım. Bilinçli bir tüketiciyim. Nurettin abi kendini emekliye ayırdı. Artık bu dükkanın, bu manamın büyük ortağı sizi benim. Sizi özlüyoruz. Burada ben ne dersem o sık gelip alışveriş yapsanız. Nedir ulan burada böyle? Biri kesik, biri delik. Kaldır bak şunları. Dükkanın önünde iyice bir süpürüp temizleyin. Hadi bakalım. Lütfü abicim, al bunu ya. Nurettin abi ya. Sandviç abi. Yaktın beni. Ya. Ömrümü yaktın, ömrümü. Rıza, ne oluyor oğlum? Ne bu bağırış çağırış? Lütfü abi müşteriyle kaldı. Memnun musun bakalım yeni ev arkadaşınla? Ha, evet. Teşekkür ederim. Lütfü. Gördüğün artık gibi geceleri kurt adama dönüşüp odanın kapısına dayanmıyorum. Derhal gidersin. Öyle nasıl bir korkum yoktu zaten. Basbayağı benim tabii ki var. Artık beraber kalmaya başlayınca bunu bir fırsata nasıl çevirip ya? Manavın ortağı benim. Yararlanmaya yani çalışacağımı düşünüyorum. 49, 51 kim? Evet. Nurettin abinin. Yani ne Nurettin yani sen hayatında her zaman artık ilk benim. Defa tanıdığın tamam bir insana güvenir misin? Ne? Az evvel Nurettin abiyle bir anlaşma yaptım. Evet. Nurettin abi kendini emekliye ayırdı. Valla orası hiç artık belli olmaz. Bu dükkanın, bu manavın bir ortağı benim. Burada ben ne dersem orası. Sendeki anane de atasözü fabrikası maşallah. Kaldır bak şunları. Biraz öyledir. Dükkanın önünde iyice bir süpürüldü. İyi günler. Hadi bakalım. Buyurun, iyi günler. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bizim patron artık sizinle tanışmamız gerektiğini düşündü. Sizin patron? Size kartvizitini yolladı. Buyurun. Memnun musun bakalım yeni ev arkadaşını? Yani? Ha, yani evet, siz de ona gördüğün gibi geceleri kurt adama dönüşüp size koruma odanın kapısına dayanmıyorum. Başınız öyle belaya girmez buralarda. Tabii ki vardı. Buyurun. Beraber kalmaya başlayınca bunu bir fırsata çevirip kartvizitimiz yararlanmaya çalışacağımı düşündün değil mi? Evet. Sen bize bin yani dolar fotoğraf alayım sen oradan. Sen hayatında her zaman ilk defa tanıdık bir insana güvenir misin? Ya ilk başta hoş geldin indirimi yapıyoruz. Normalde ama herhalde artık 1500. Vallahi orası hiç belli olmaz. Araç mı istiyorsunuz? Anneannemin bir lafı var. Allah'a güven kapını kilitler. Bravo. Sendeki anneanne de bizdeki atasözü verecek maşallah. Biraz öyledir. Anladım. Hazırlıksız yakaladım seni. Buyurun. Yarın akşam saat 7 gibi uğruyorum. Size nasıl yardımcı olabilirim? Para hazır. Bizim patron artık sizinle tanışmamız gerektiğini yaşadığın ev ve cici babanın yaşadığı size kartvizitini yolla. Veri bankamıza kaydedildi. Buyurun. Onları seviyorsan ve onlara bir zarar gelmesini istemiyorsan yani, parayı hazırlasın. Yani siz de ona bilmem anlatabildim. Kartvizitinizi yollarsanız size koruma sağlarız. Başınız belaya girmez buralarda. Buyurun. Kartvizitimiz. Sen bize 1000 dolar kokala bakayım oradan. Bin dolar mı? Hoş geldin indirimi yapıyoruz. Normalde 1500. Araç mı istiyorsunuz? Jérôme Contré, Trafico Charmant. Bravo. Bizde kimseye verecek para yok. Anladım. Hazırlıksız yakaladım seni. Sevgili kayınvalidem. Yarın akşam saat 7 gibi uğruyorum. Bir soda limon hazırlayabilir misiniz acaba? Uğramayın. Tabii. Ah mil mersi. Yaşadığın ev. Ve cici babanın yaşadığı yerin kontre, veri bankamıza kaydedildi. Onları seviyorsan ve onlara bir zarar gelmesini istemiyorsan bir şey sorabilir miyim? Parayı hazırlasın. Tabii. Abiniz daha bilmem anlatabildim mi?
Ay bilmiyorum Gülşen'cim. Kendi de bu konuda hiçbir şey söylemiyor. Neden sordun? Ya ben öyle merak ettim de. Efendim Fransa'da kadınlar neden ip ince edilir, bilir misiniz? Neden? Çünkü her şey az yerler. Fransa'da yemeğin sunumu çok önemli. Yoksa gösterişte de az miktar olmalı. Fransa'da öyle kepçeli yemek koymak diye bir şey yok tabii. Fransa'da sulu yemek yok ki kardeşim. Adam kuru fasulye yemeğin kepçeyi nereden bilir? Yani soda limon hazırlayabilir misiniz acaba? Miktar konusunda çok doğru yapıyorlar. Biz de porsiyonları yarı yarıya azaltıyoruz. Et falan yediğimiz yok. Şemsiyeyi de yarı yarıya yiyelim. Tez zamanda fakir rahmetine kavuşalım. Her kişinin yerine. Allah'u ekber. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Enişte, abiniz daha burada ne kadar kalacak? 10 sene senin stoklarını seni idare eder maşallah. Kendi de bu konuda hiçbir şey söylemiyor. Kızım durma öyle sen. Al ikinci kepçeyde. Doldur doldur. Ya ne olacak ya? Taze fasulye. Bir tencere yesen ne olur? Sebze. Bir hardal yok mu? Hardalı ne yapacaksın? Hardalı yemek yok ki. Fransa'da kadınlar neden ipincidir? Ben hardalsız bilir misin? Şey yemem. Hatta hardalsız sofraya da az yerlerde ondan. Ama misafir olduğum için Fransa'da fazla talepkar davranmak istemiyorum. Çok Fransa buna modeste az miktarda. Yani tevazu. Fransa'da öyle kepçeli yemek koymak diye bir şey yok tabii. Var mısın yok musun belli olmuyor. Adam sulu yemek yok ki kardeşim. Adam kuru fasulye bilmeyince kepçeyi nereden bilsin? Yani yemeğin sunumu bilmem ama miktar konusunda çok doğru yapıyorlar. Biz de bir tabak kaynar yemeği 15 saniyede bitirebiliyor. Zaten et falan yediğimiz fasulye yok. Fasulye üreticileri bunu duysa, yarı yarı yiyelim. Vallahi hepsi duman salatçısı olur. Hakkın rahmetine kavuşalım. Her kişinin niyetine. Allahu Ekber. Enişte, sen hiç korkma. 10 sene senin stokları seni idare eder maşallah. Hoş geldin. Kızım durma öyle sen. Al iki kepçeyi. Hoş geldin. Doldur doldur. Ne olacak ya? Taze fasulye. Bir tencereye sen de geç otur beraber olsun. Kızım bir tabak koysana bir hatta. Hardal yok mu? Ben yemeyeceğim. Yedim ben. Hardalı ne yapacaksın? Hardalı yemek yok ki. Tanışırsın oğlum. Ben hardalsız hiçbir şey yemem. Hatta hardalsız sofraya da koy. Koy kızım bir tabak. Ama misafir olduğum için fazla talepkar davranmak istemiyorum. Fransa buna modesti derler. Yani tevazu. Hakikaten yani kayıtçı. Merhaba Özge. Var ol. Var mısın yok musun? Merhaba Özge. Merhaba. Oh. Oh. Oğlum maşallah. Demek ki insan sigarayı bırakınca bir tabak kaynar yemeği 15 saniyede bitirebiliyor. Tanıyorum ben zaten. Şey, fasulye üreticileri bunu duysa vallahi hepsi duman salatası olurdu. Hadi ya. Saliha benim en yakın arkadaşımdır. Ya öyle mi? Aa, tabii canım. Tabii bizim yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Hoş geldin. Bu aralar Nurettin abi bizim biraz rahatsız ya. Hoş geldin. Şimdi biz yeniden geç otur beraber olsun. Yani, kızım bir tabak koysana. Arkadaşlık basın. Yok yok ben yemeyeceğim. Yedim ben. Tabii. Ben kısa ama bir şey danışacaktım. Arkadaşlıkla manitalık arasında ince bir çizgi vardır. Biz açıkçası koruduk. Yani ince bir çizgi ama tabii ama koruduk yani. Öyle değil mi Saliha'cığım? İnce değil kalın bir çizgi. Merhaba hoş geldiniz. Hatta bayağı bir kalın. Neyse. Merhaba Özge. Yani biz artık bundan sonra üçlü takılıyoruz. Merhaba Özge. Çünkü ben Saliha'dan ayrılamam. O benim en yakın arkadaşım. Yani aynı seninle Kerem gibi. Tanıştırayım. Saliha. Tanıyorum ben zaten. Şey manavın kız değil misin? Evet. Merhaba Özge ben de. Allah Allah ne oluyor? Hadi ya. Saliha benim en yakın arkadaşım. İsteyen oldu mu? Ya öyle mi? Tabii canım. Tabii bizim yediğimiz içtiğimiz ayrı. Oldu tabii yani hatta. Bu arada Nurettin abi bizim biraz rahatsız ya. O yüzden ilişkimiz sekteye uğramıştı ama şimdi biz yeniden karşılaştığımızda yani tabii arkadaşlık basınca önce polise gitmek. Ama tabii. Bu çeteler o kadar ama çabuk bilirsin, çoğalıyor ki. Arkadaşlıkla manitalık arasında ince bir çizgi vardır. Peki, biz ne yapalım şimdi? Biz o çizgiyi hep koruduk. Adamlar yarın akşam gelecekler. İnce bir çizgi ama koruduk yani. Başka bir öyle iş yapalım. Öyle değil mi ben istemem böyle keşke işleri. Hatta bayağı bir kalın. Dur telaş etme. Dur öyle isten haraççı gelir evet, diye. Yani biz artık bundan sonra üçlü takılırız değil mi? Çünkü ben Saliha'dan ayrılamam. Lan. O benim en yakın arkadaşım. Yani falan. Aynı seninle Kerem gibi. İyi. Önce ben bir konuşayım. Ya öyleyse ne konuşacaksın ya? Elle sağ ol. Çağır polisi attır içeri. Ya tamam şimdi polisi çağırırsın birini atarlar içeri. Öteki gelir. Çağırırsın polisi ötekini attırırsın içeri. Ne oluyor? Bu sefer ilk giren çıkar bir daha gelir. Sizden hiç para çizleyen oldu mu? Araçlarla baş etmek kolay değil. Siz kapatın dükkanı birkaç gün. Onlar gelsinler gitsinler. Oldu tabii yani. Gelsinler gitsinler kaç defa oldu? Olmaz olmaz. Ne yapmak lazım peki? Dükkan kapatılmaz. Bunlara pabuç bırakılmaz. Böyle bir şeyle karşılaştığında... Önce bir anlayalım bakalım. Polise gitmeden önce polise bir şeyler bilmek lazım. Ama ya erişte, sen organize suçlar şube müdürü müsün Allah aşkına ya?
Yeter. Adamlar parayı almaya geleceklermiş. Peki biz ne yapacağız şimdi? Canım parayı vereceğiz. Adamlar yarın akşam gelecekler. Kapattık ya da küçük başka bir iş yapın. Tedbirler ben hiç sevmem lazım. Böyle tehlikeli işleri. Hiç. Dur. Telaş etme. Dur. Öyle iki tane haraççı geliyor diye dükkan kapatılmaz. Benim sinemaya mı gitsek diyorum ben? Kaçta geliyorlar? Sana sormuyorum işte. Salih ağacım. Çünkü Salih kesin gelir. Şimdi biz hep beraberiz. Ben nereye? Salih ağabey oraya. Yani dediğimiz üstümüz ayrı gitmez diyorum. Tamam şimdi polisi çağırırsın. Birini atarlar içeri. Öteki gelir. Öyle değil mi Salih'cim? Çağırırsın polisi, evet, ötekini attırırsın içeri. Bu sefer ilk giren çıkar, bir daha gelir. İnanır mısın? Yani Salih da baş etmek kolay çok değil. Bir siz kapatın dükkanı birkaç gün. Onlar gelsinler gitsinler, gelsinler bıkarlar. Yok öyle sizi bizi konuşmana gerek yok. Dükkan dükkan kapatılmaz. Bunlara pabuç bırakılmaz. Önce bir anlayalım bakalım. Polise gitmeden önce de bir şeyler bilmek lazım. Ya Elif'te sen organize suçlar şube müdürümüzün Allah aşkına. İyi günler Zeyna. Adamlar parayı almaya gelecekler. Ne anlayacaksın? Canım parayı vereceğiz. Parayı vereceğiz de. Bizim Salih Ağa'yla bulmuşuz. Ben dükkanda küçük bazı tedbirler almak lazım. Takımlarımız bile aynı. Biz beraber maçlara gideriz Salih Ağa'yla. Çok delikanlı kızdır bu. Efendim sinemaya mı? Canım arkadaşımdır benim ya. Sana sormuyorum Salih Ağa'cım. Çünkü Salih Ağa kesin gelir. Biz hep beraberiz ya. Ben nereye? Salih abi oraya. Yani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez diyorum. Değil mi? Etle tırnak gibiyiz diyorum. Öyle değil mi Salih'cim? Ya evet öyle. Sen ne okuyorsun? Ha inanır mısın? Salih da çok okur. Çok kültürlü bir kızdır. Ya en son hangi kitap okudunuz? Şeyi okudum. Yok öyle sizi bizi konuşmana gerek yok ya. Siz anlaşın, kaynaşın değil mi Salih'cim? Biz çok kaynaşıyoruz bak. Hadi bakalım Lütfü efendi. Doğru manava. İyi günler Zeynep. Artık öyle eskisi. Usta çocukları gönderdi. Polislere kadar uyumalar, brunch tipinde kahvaltılar. İnanır mısın? Bizim Salih Ağa'yla burçlarımız da aynı. Hatta biz aynı takımları tutuyoruz ya. Takımlarımız bile aynı. Dükkanın önüne biz beraber şükür. Maçlara gideriz Salih Ağa'yla. Çok delikanlı kızdır bu. Çok canım arkadaşımdır benim ya. Salih Ağa'cım. Canım arkadaşım. Necati gitme çocuğun üstüne. Zaten gergin. Bir de sen üstüne gidersen başlar sigaraya. Onca emek de boşa gider. Merak etme başlamaz. Başlayacak olsa geçen gün başlardı. Hangi gün? Ben takip ettim. Hı. Geldi buraya bir sigara çıkardı. Avucunun içine aldı böyle. Niyetlendi yakmadı. Niyetlendi yakmadı. Aferin. Başlayacak olsa o gün başlardı. Ya Necati ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle Gülüm. Bugün Vedat gelmesin. Hadi bakalım Lütfü efendi. Haraç almaya doğru gelecekler ya. Ne olur yok artık öyle eskisi Vedat'ın gibi 12'lere kadar uyumalar bir şey olmaz. Brunch tipinde kahvaltılar. Şimdi bunlar ancak 2-3 ay karacı vermezse o zaman insana zarar verirler. Veya durduk yerde kendilerini deşifre etmezler ya. Dükkanın önüne iyice süpür. Elmaları iyi patlar. Aman da anam benim be. Ben baktım. Necati gitme çocuğun üstüne. Zaten gergin. Evet. Bir de sen üstüne gidersen başlar sigaraya. Onca emek de boşa gider. Çeyre? Merak etme başlamaz. Ne o? Başlayacak olsa geçen gün başlardı. Hangi gün? Selam. Ben takip ettim. Ne oldu size ayol böyle? İlişkimize biraz renk katalım dedik. Dün gece de bayağı bir renkli geçti. Motorlar tam bir çalıştı. Maşallah. Kahvaltı var mı malum biz geç kalktık da. Bugün Vedat gelmesin. Babam evet. Gitti değil mi? Haraç almaya gelecekler daha içeride. Ne olur sizi uzak tut Vedat'ımı. Olma bir şey olmaz. Şimdi bunlar ancak 2-3 ay karacı vermezse o zaman insana zarar verir. Edem. Veya durduk baba. Yerde kendilerini deşifre etmez. Ne oldu oğlum size böyle? Ergenliğinize geri mi döndünüz? Yok baba ya. Aman da böyle anam benim. İlişkimizi tazeleyelim dedik. Her ilişkiye lazım. Neyinizi tazelediniz ki? Necati yani işte mi? Böyle başka biriyle birlikteymiş gibi hissetmek için. Aa, çeyrek. Babam onu sen misin? Boşanarak yapıyor zaten. Ne o? Tanıyamadın mı şekerim? Selam. Ne oldu size ayol böyle? İlişkimize biraz renk katalım dedik. Dün gece de bayağı bir renkli geçti. Motorlar tam güç çalıştı yani. Maşallah. Belli. Kahvaltı var mı malum biz geç oğlum, kalktık bugün da. Selam verdik yüzümüze bile bakmadık. Var. Hayırdır? Var. Babam gitti değil sorma mi? Sorma abiciğim. Ay yok babam gitmedi. Sorduk işte ne oldu söyle. Vallahi sizi böyle görmesin. Sorma abiciğim sorma. Kim geldi kızım? Tamam ya ne bağırıyorsun? Allah Allah. Ya? Merhaba. Edem. Baba. Ne oldu oğlum size böyle? Ergenliğinize geri mi döndünüz? Yok baba ya. Böyle bir ilişkimizi tazeleyelim dedik.
Tazelenmek eski ya. Lazım. Bravo yani. Çok iyi düşünmüşüm. Tazelenmiş ki. Yani işte böyle başka biriyle birlikteymiş gibi hissetmek için. Tabii efendim. Öyle. Babamını sık sık boşanarak yapıyor zaten. Kadar. Çok haklısın işte. Bravo. Evet. Mesela bazı kadınlar esmer olur. Ben bir çaya bakayım. Bütün hayatını bir esmer kadınla birlikte geçirmek. Çok bana. Çok bana. Olur mu öyle şey canım? İnsanın arada bir böyle canı... Afiyet olsun. ...sarışın istiyor. Tabii. Kendi karısı Rıza? Böyle değişiklikler oğlum yapınca... Oğlum selam verdik, yüzümüze bile bakmadın. Hayırdır? Ben de böyle ufak tefek sorma değişiklikler abicim. Yaptım. Sorma işte ne oldu ben söyle. Ben öyle bir şey istememiştim Erdem'ciğim. Sorma. Hayatım şimdi tamam yeninin ya, yanında eski olur mu? Olmaz. Allah Allah. Bravo, bravo. Peki ya isimler? Bakın bu da benim aklıma geldi ama ne dersin hayatım ya? İsimlerimizi de değiştirelim mi? İstemez, ben ismimle memnun olurum. Tamam, okey. İsimler kalıyor. Tazelenme ya. Bravo ya. Çok iyi düşünmüşüm kayın yeğenim. Kardeşim sen de ayakkabı boyası var mı kahverengi? Boşu boşu. Ne yapacaksın? Maskeni mi boyayacaksın? Tabii efendim. Ne maskesi be? Hep aynı kadın, hep sen aynı kadın. Sen daha iyi bilirsin abicim ne maskesi çok olduğunu. Bravo. Oğlum niye ters ters konuşuyorsun? Sen bazı kadınlar eşler olur. Boyamaya. Yürü git. Bütün hayatını bir esmer kadınla birlikte geçirmek. Çok bana, çok bana. Oğlum böyle şey canım, insanın arada bir böyle canı... Oğlum ne iş bu? Abi ne bileyim yani. Sabah da beni tuvalete sokmadı. Böyle bir şey. Böyle yataktan ters mi kalktı? Ne yaptı Allah Allah? Partner olarak ben de böyle. Karısın sen de ayakkabı boyası var mı? Ne yaptım? Gözlerim ben çekeceksin kardeşim. Ben öyle bir şey istememiştim. Mıstıklı git Allah'ını seversen ya. Hayatım şimdi çok... yeninin yanında ne oldu dünkü eski o olur mu? Olmaz. Ha, bilmiyorum abicim ama ben galiba ya çok konuştum ya. Hadi ya bak, bak o iyi olmuş. Aklıma geldi ama ne dersin hayatım? Mesut ya sen de ayakkabı boyası var mı kardeşim? İstemez ben ismimden memnun. Versene be kardeşim bana. Veremem tamam, kardeşim. Okey isimler ha? Kalıyor. Ocağıma incir ağacı mı dikeceksiniz ya? Oğlum bir ayakkabı boyası lan ne var Allah Allah versene. Gel hadi gel. Rıza abi. Nefret ediyorum. Kardeşim sen de ayakkabı boyası var mı? Söyle yine ne yaptın? Ne yapacaksın? Maskeni mi boyayacaksın? Yani aslında var da. Ne maskesi be? Hazır yelkenleri doldurmuş. Sen daha iyi biliyorsun abicim ne maskesi olduğunu. Çok olgun bir davranış hayatım. Niye ters ters konuşuyorsun? Keşke her kavgada atakların böyle orta sahada kesilse. Allah Allah hasta Erdem. Mıdır nedir ya? Üstüme gelme bak. O gözlüklerle seni hiç ciddiye alamıyorum. Oğlum ne iş bu? Var abi ya. Ne bileyim yani. Bak. Sabah da beni tuvalete sokmadı kendimi... böyle bir şey. Bambaşka yataktan ters mi kalktı ne yaptı Allah Allah. Bambaşka bir ilişkide hissediyorum. Kardeşim sen de ayakkabı boyası var mı? Gözlerim hani çekeceksin böyle... kardeşim. Ya mıstık bir git Allah'ını seversen. Boş verip Seyfo. Bir motor alıp ne oldu dünkü o vesile? Ya bilmiyorum abicim ama sen şimdi ciddi ben galiba misin? Çok konuştum. Yaptın, ya. Hadi ya bak o iyi olmuş. Gayet ciddiyim hayatım. Senin dediğin Yusuf gibi. Yusuf ya sen de ayakkabı boyası var mı kardeşim? Yakalayamayabiliriz var. Çocuk sen olduktan sonra. Ne sen kardeşim. Böyle tekrar ha? Olabilirsin ocağıma ne de ben. Ocağıma incir ağacı mı dikeceksiniz ya? Oğlum bir ayakkabı boyası var. Yani unutalım diyorsun çocuğu falan. İki ayı da çöpe atalım. Şöyle sonra benim hastalığım ilerledi. Söyle yine ne yaptın? Bir daha hiç çocuk sahibi yok, olamayayım değil mi? Ya abartma canım. Tıp yani ilerledi artık. Her şeyin çaresi hazır var. Hazır yelkenleri doldurmuşken rüzgarı kesmek istemiyorum. Erdem. Çok olgun bak, bir davranış hayatım. Sırf senin keşke için keşke her kavgada atakların sırf böyle orta sahada kesilse. Sırf o saçma sapan erkek psikolojim Erdem. Biraz düzelsin de heyecan duy diye. İşe de yaradı vallahi ne diyeyim. Evet ama içinden bir sürü şey çıktı. Alamıyorum. Yok özgür olmak isteyen adam. Var ya. Yok sarışın seven adam. Yok aslında kendimi çocuk istemeyen adam. Bambaşka bir adam gibi. Bak ses tonun yükseldi. Yine orta sahaya geçiyorsun bütün gün ya çöpe şey gidecek. Acaba kusura bakma hani canım. Giderek arkan bir doza saçmaladığım için. Bir motor alıp Avrupa turuna mı çıksak ha? Sen şimdi ciddi misin? Şaka mı yaptın anlayamadım. Gayet ciddiyim hayatım. Senin dediğin gibi maşallah, bir daha Mustafa. Bu rüzgarı yakalayamayabiliriz çocuk vallahi olduktan yani sonra. Millet lokantaya sen gidemiyor böyle tabii. Tekrar olabilirsin. Ucuz gıdaya yöneldi herkesin. Allah bereket versin. Yani unutalım diyorsun çocuğu falan. İki ayı da çöpe atalım. Efendim baba. Sonra benim hastalığım ilerlesin. Onu çöpe bir daha hiç çocuk sahibi olamayayım değil mi? Ya abartma canım tıp ilerledi oh. Artık. Her şeyin çaresi var. Kapana. Çocuk sahibi olabiliriz. Baba yanında Rıza Erdem. Var ya. Uğurum bak ben bu tipe sırf senin için sen diyorum. De benim elemanım sırf değil. Sırf o saçma sapan erkek psikolojim biraz düzelsin de heyecan duy diye. Selam. İşe de yaradı vallahi ne diyeyim. Evet geldi. Ama içinden bir sürü şey çıktı. Yok özgür selam. Olmak isteyen adam. Mısır yok sarışın seven çekilmiş. Adam. Yok aslında çocuk istemeyen marullar adam. Marullar bayılmış. Bak ses tonun yükseldi. Yine orta sahaya geçiyorsun bütün gün çöpe gidecek. Bir kilo kusura bakma canım. Giderek bir kilo. Artan bir dozla saçmaladığın için tabii. Artık müdahale etmem lazım. Maydanozlar çok irileşmiş. Oo maşallah Mustafa. Bunlar da hormonlu olmasın? Bana bitirmişsin. Vallahi öyle yani millet ya, lokantaya gidemiyor tabii. Onları böyle tek tek kontrol edebilirsiniz. Bazen aralarından çürük çıkıyor da. Çıkmaz çıkmaz. Çıkar çıkar. Lütfü. Çıkmaz çıkmaz. Orada bir kağıt var. Bizim çileğimiz pırıl pırıl. Pırlanta gibidir. Bir tane çürük çilek. Hepsini çürük. Bizim öyle her çileği tek tek kontrol edecek kadar vaktimiz yok. Oğlum ben senden istiyorum.
Sen de benim elemanım değil mi? Bizim için emirdir. Yusuf, bir çay yapar mısın? Tek tek kontrol ederek koyuyorum. Selam. Ama baba. Baba yok, usta. Geldi. Ustacım, siz bu işte yenisiniz. Aleyküm selam. Biz öyle her şeyi tek tek kontrol çekilmiş edersek buraya 10 tane eleman almamız gerekiyor. Marullar bayılmış. Tarafı bir kilo çilek, huysuzluk etme. Salatalıklar ölmüş. Tamam, tek tek koy. Ah, buyurun beyefendi şöyle bir kilo çilek alabilir miyim? Bir kilo çilek. Yusuf tabii oğlum bir çay yap beyefendiye. Çürüklerinden koymayın lütfen. Bir tane çürük çıksın kendim yerim. Maydanozlar çok irileşmiş. Bunlar da ormanlı olmasın. Çıktı. Çıktı. Çürük çıktı. Yani yalnız yeşil. Onları böyle tek tek kontrol edebilirseniz. Bazen aralarından lütfen çürük çıkıyor da. Çiğneri söz verdin mi tutacaksın çıkar, oğlum? Çıkar. Yoksa ticari itibarı sıfır. Çıkmaz. Bizim çileğimiz pırıl pırıl. Pırlanta gibidir. Bir tane çürük çilek. Hepsini çürütüyor. Bizim öyle her şeyi tek tek kontrol edecek kadar vaktimiz yok. Müşterilerimizin isteklerimizin için emir. Yusuf çay nerede kaldı oğlum? Tek tek kontrol ederek koyalım. Ama baba. Oh baba yok. Usta. Nihayet bu manavda layıkıyla bir muhamele görüyorum beyefendi. Biz öyle her şeyi tek tek kontrol edersek buraya 10 tane eleman almamız gerekiyor. Allah'ın tarafı bir şey. Yemeye içmeye tamam, falan. Tek tek koy. Neydi sabah o taylanmaya ettiğin laflar? Yok insan ara sıra sarışın istiyor falan. Yusuf oğlum bir şey yap beyefendi. Demek ki yakın hep sarışın vardı. Hayır hayatım sen sarı olunca yani. Ayrıca sen de sarışın olmadın ki kafandaki sadece bir peruk. Olsun. Bu başka bir kadını hayal etmene yetiyor bile. Çıktı. İyi de değişimin çürük amacı çıktı bu değil mi zaten? Yesin lütfen. Ha. Lütfü Bey o çürükçüle yer misiniz lütfen? Müşteriye söz verdin mi tutacaksın oğlum? Evlilikler yoksa ister istemez sıkıcı sıfır hale gelir dedi. Demek ben gitsem yerime başka bir kadın gelse gayet memnun olacaksın. Sen gidemezsin ki. O kıyafeti giymişsin ama hala içinde kavga eden bir fulya var. Olsun canım. Yusuf çay nerede kaldı oğlum? Ben başka bir kadınla birlikte olma fikrini bile tahammül edemem. Kusura bak. Ne yani şimdi nihayet eskiye bu manavda layıkıyla bir muhamele görüyorum beyefendi. Sanki eski halim 80 yaşında bir nine. Teşekkür ederim. Hayır yani böyle iyiydi o yüzden. Ay Erdem sus Kıdaya ya. Yemeye içmeye sus falan. Neydi sabah o taylanmaya ettiğin laflar? Yok insan ara sıra sarışın istiyor falan. Demek düne kadar aklında hep sarışın vardı. Ne haber Zı? Hayır hayatım sen sarı olunca çabuk. Yani ayrıca sen de sarışın olmadın ki kafandaki sadece bir peruk. Annene mi? Aha evet. Bu başka bir kadını hayal etmene yetiyor bile. Sağ ol. İyi de değişimin amacı bu değil mi zaten? Demek benden sıkıldın değil mi Erdem? İyi senden. Blok bile dedi. Evlilikler ister istemez sıkıcı hale gelir dedi. Her zamanki gibi kolumun burası ağrıyor da. Demek ben her zamanki gibi Salih'a da yardımına koştu oluyor. Gayet memnun olacaksın. Sen gidemezsin. Salih'cim biraz da şu tarafa o var mı? Giymişsin ama hala içinde kavga eden bir fulya var. Olsun canım. Ben seni başka bir kadınla birlikte olma fikrini bile tahammül edemem. Kusura bakma. Ne yani şimdi eskiye mi dönüyoruz? Şuna bak. Sanki eski halim 80 yaşında bir nine. Hayır yani böyle iyiydi o yüzden. Ay Erdem sus ya. Sus. Yine bekleriz. Vedat. Hazır mı oğlum kamera? Sen tamam mısın? Şöyle olsun. Ha, çok çok. Olsun. Ha, Özge. Burası mı? Evet, evet. Çalıştı İyidir bakalım. Vallahi senden ne haber? Saat 7'ye gelin. Neredeyse gelin. Annene mi? Aha, evet. Tamam. İyi, görüşürüz. Tamam kolay ya, gelsin. Ya anlamadım. Niye böyle gizli şeyler yapıyoruz biz? Yavrum elimizde bir belge bulunsun diye. Merhaba Özge ne haber? Kamerada lafa tutacağım, konuşturacağım. İyi senden. Orada da kayıt olacak. Şey, siz de sakın kameranın önüne falan geçmeyin. İyilikte olsun. Daha doğrusu siz belge her zamanki gibi kolumun burası ağrıyor da. Her zamanki gibi Salih'a da yardımına koştu oluyor. Öyle bir şey olacak. Dükkanı da dandılardı. Geçmiş olsun. Evet bizim de. Salih'cim biraz da şu tarafa var mısın? Sen beni hiç kırmazdın. 15 günde çökersinler içeri. Neyse tekrardan geçmiş olsun. Sağ ol. Amasya'nın unundan yeni çıktı fırından kır pidesiye. Evet sevgili vatandaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler. Türkiye'nin ilk ve tek mobil alışveriş merkezi Vedat, bugün sizlere yesili harika bir ürünle tamam hizmet verdi. Evet, ne o hizmet? Bu elimde görmüş saat olduğunuz gelin, alet. Ne bu gelinle alet? Tamam. İşte Memory ya, City. Anlamadım. Evet, niye Memory böyle City. Biz satmadın Memory City kaldı. Evet efendiler, bu görmüş olduğunuz Memory City dünyada bir ilkin getirdi. Mobil mahir getirdi. Evet, sizlere hizmet için bunu getirdi. Bir değil, iki değil, dört değil, 14 değil efendim. Tam 32 GB gücünde. Yani 32 GB içerisine bilgi alabiliyor efendim. Evet.
Abi 32 GB alsa ne olacak yani? Benim kafadaki bilgileri toplasam en fazla 1 GB eder değil mi? Öyle deme Mustafa kardeş ya. Bilgi çağındayız ya. Sen de bu aletten yararlan. Ama senin ondan yeni çıktı fırından. Kır pidesiye. Filmlerini koyarsın. Evet. Sevgili vatandaşlarım. Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler. Kendini ölümsüzleştirmesin be kardeşim ya. Tabii oğlum komiserlik bir şey bu. Bugün sizlere yetkili harika bir ürünle hizmet verecek. Evet. Ne o hizmet? Bu elimde görmüş olduğunuz alet. Ne bu alet? İşte evet, memory önemli stil. Değil. Hatta evet, memory stil bile önemli heh, değil. Biz satmadığın memory stil kalmış. İşlevi. Evet efendiler. Evet, tam bu görmüş olduğunuz memory stil. Doldur doldur bitmez kardeşim. Dünyada bir ilk kim getirdi? Şey mobil mahir getirdi. Niye? Evet oğlum, sizlere hizmet vardı. İçin bunu getirdi. Çalındı. Değil, manitayla değil, olan bütün resimlerden uçtu gitti. Oğlum tam o fotoğraflar yakında internete düşer o zaman ya. Yani 32 GB terbiyeli fotoğraflar. Ben yine pastanede falan otururken çektim. Abi 32 GB alsan olacak itibarı yok arkadaşlar ya. Bilgileri toplasam en fazla 1 GB eder değil mi? İstediğin yerde mi Mustafa kardeş ya? Bilgi çağındayız ya. Sen de bu aletten yararlan. Benim kız da istiyor. Abicim resimlerini koyarsın, filmlerini koyarsın. Sadece reklam amacıyla satın. Hatta DNA şifreni bile kopyalayıp kendini ölümsüzleştirirsin be kardeşim ya. Yani GB'ın 16 kuruşa geliyor. Resim 2 MB senin için 4 MB. Adama bak ya sanki armut satıyor. Şşşt o bakıyor. Var abi. Tartsana oradan da bana 2 GB bir şeyler. Değerli arkadaşlar. Benim önemli değil, hala kardeş. Hatta kilosu bile önemli değil. Önemli olan ne? Olayı var İşlevi. Ya. Artık eski evet, tam 32 GB. Bakın burada doldur, yenisi var. Doldur evet. Bitmez o kardeşim. Bir tehlikeli bir şey abicim. Vardır. Buyurun bakın. Niye? Kullanılabilir. Oğlum benim bundan vardı. Piratik. İstediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Manitayla olan bütün resimlerde uçtu gitti. Oğlum o fotoğraflar oğlum, yakında internete düşer o zaman yani. Ben bulacağım onları yine oğlum. Merak etmesin. Terbiyeli fotoğraflar. Hani böyle pastanede falan otururken çekiyor. Bunun kaybolma çağır farkı var abicim. Evet baylar bayanlar. Askılı da var. Alın siz de sevinin. İstediğin yerde gez. Hiçbir şey olmaz be abicim ya. Siz de faydalanın. Hayır kaç para bu? Haydi bakalım. Baylar bayanlar. Abicim biz bunu dağıtım tanıtım amacıyla satıyoruz. Sadece abi. Benim yerimde para yapma, başka yerde yapma. Abi hizmet veriyoruz biz. Hayır, aldırma bana sopaya. Yani gigabaytı 16 kuruşa ya. Başıma bela oldu. Hadi hadi hadi. Adama bak ya, sanki armut satıyor. Şşşt, var abi. Kim taksana oradan da bana 2 gigabayt. Karışın şarabanlar tabii. Ne olacak? Vereyim mi size Salih kardeş? Ve polise haber vermeye karar verdim. Ben de biraz önce aradım. Ya, artık eski laptoplara... Hayır ki ben sana bu işe bulmuş olma değil mi? Enişte böyle olmaz. Kamerayla var. Böyle polisiye vakalarda en iyisi... Kullanılabilir. Hafif, piratik, istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Buyurun. O haraç meselesini kökünden hallediyorum. Oğlum adamda yok yok lan. Sen kafeyi haraç edersin de kurtaracaksın ama yaptığın masraflarda abi bizde dertler bile devam var abi. Feride'nin doğum günü de 12 bin lira arkamızsın. Abicim evet baylar bayanlar. Alın siz de sevinin. Bu ucuzluktan, bu sürün aletten siz de faydalanın. Haydi bakalım baylar bayanlar. Hayır. İşgal etme abicim oraya. Hadi boşalım. Abi biz ticaret yapıyoruz abi. Benim yerimde yapma, başka yerde yap. Abi hizmet veriyoruz. Hayır aldırma bana sopaya. İşte portakal ördeğin ya. Başıma bela oldun. Hadi hadi hadi. Garnitür. Yanında içinde. Gelmez geldiler. Ördek kim geldi? Portakal ördeğin yanına koy. Ne olacak? Ben 50 sene dönüp bakmaz. Yaz onunla birleştiriyorsun. Polise haber vermeye karar verdi. Ben de biraz önce aradım. Cehaletin gözü kör olsun. Yok hayır ben sana bir şey bulmuşum. Değil mi? Utandırma ibareli olmaz öyle kamerayla bana ver. Böyle polisiye vakalarda en iyisi. Ördek mördek yemez kardeşim. Ver uzun kolumda para alacak. Çocuklar artık rahat edebilir. 30 liralık bu uyduruş meşbasmanı kökünden hallediyor. Kafeyi kurtarıyorum. Sen kafeyi haraç edesinden kurtaracağına yaptığın masraflardan kurtarsaydın. Bizde ne masrafı yoktu? Feride'nin doğum gününde 12 bin lira harcamışsın. Tamam peki öder. Ama benim para vadede biliyorsun. Tamam işte işte daha ne istiyorsun? Masrafa geçersiniz diye parasını takip etsin bakalım. Vadesi dolunca tahsil hesabı da ödeyeyim. Tabii öyle bir para varsa. Para vadede mi lazım vadeyim o zaman? Çok mu lazımdı bize portakalın ördek? Aleyküm selam. Portakalın ördeğin içinde ne işi var? Hoş bulduk. Portakal ördeğin içinde değil. Yanında. Hele bir otur bakalım şöyle. İki saatte konuşalım. İçinden. Hepsi aynı şey. Biri ördek, biri portakal. Portakalı ördeğin yanına koy. Hayvan 50 sene dönüp bakmaz. Niye zorla birleştiriyorsun bunları? Enişte. Ah enişte. Cehaletin evet. Gözü kör olsun. Sen dünya mutfağı kuzu tandırdan ibaret. Yenisiniz galiba. Sana kuzuya kurban ol be. Görmedik. Hemen bizim ne yapacaksın yenisini eskisini? Dayıcım. Ne lüzum vardı bu kadar para harcamaya? Parayı ver parayı. 30 liralık uyduruk bir pastane geçiştirmek var ya. Tanıdığımız bir abi. Beğenmediğim pastane etrafında toplandı. Artık şu emaneti asa diyorum. Bizim neyle? Emanetiniz yok.
Bizde tehdit yok. Ne demek yok? Bizde samimiyet ben var. Buradaki çocuğa söylemiştim. Öyle. Ama benim para vadede biliyorsun. Vadeyi bozulmaz. Hepiniz genç adamlar. Ödeyeceğim Vedat'a. Dayısının parasını takip etsin. Yok değil. Vadesi dolunca öyle hayat kazanın. Tabii öyle bir para varsa. Sayın Vedat nerede? Başkalarının alın terini, emeğini sömürerek yaşadın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Sayın Lütfen başladı ha. Hoş bulduk. Böyle bir iki güzel sözler sizi doğru yola çekemeyecek. Hele bir otur bakalım şöyle. İki saatte konuşalım. Gelsiniz. Delikanlı insanlarsınız. Su testisi. Su yolunda kırılır. Size de yazık. Artık şu parayı alsak diyoruz ha. Bak, sana bir teklifim var. Sen şimdi git. Alalım artık şu emaneti. Siz bir daha da buralara gelme. Yenisiniz galiba. Buralarda sen bizi unut, görmedik. Biz de ne yapacaksın tamam. Yenisini, eskisini dayıcığım? O zaman aldırırım seni içeri. Parayı ver, yok parayı ya. Hayır, patron nasıl kim? Olacak o iş? Yani, olunca konuş. Abimi. Sen şu paraları ver, şu emaneti alsak diyorum. Asıl o zaman görme olacak. Bizde emanet yok. Ne demek? Aileniz birbiri ortadan kaybolunca anlarsınız. Buradaki çocuğa söylemiştim. Benim cesedimi çiğnemeden ailemin kılına bile dokunamazsınız. Genç adamlarsınız. Hadi bakalım şunu kaybolun. Siz, siz kim oluyorsunuz be? Yol değil. Ver lan şu parayı. Çekme. Böyle hayat kazanmaz. Polis ekiplerde kaldı. Böyle para polis kaldı. Polis mi? Mas. Başkalarının ailenizi iyi koruyun. Emeğini sömürerek yaşanılmaz. Oho. Dayı nutuğa başladı ha. Böyle bir iki müddetinde sizi doğru yola çekemeyeceğim. Oğlum bir şey hayatını kurtardı ama işte. Ama bak Sütek gelsiniz. Delikanlı insanlarsınız. Ya öldürseklerdi. Öldürmezlerdi merak size etme. Size de yazık. Vedat gideceğim. Abi şu parayı alsak diyoruz ha. Bak sana bir teklif. Vedat bir şeyler çekmiş mi oğlum? Şimdi git. Dayımın esnasında başka bir şey yok. Gelme. Güzel çıkmış mı? Sen bizi unut. Biz de seni unutalım tamam mı? Adamın yüzü yok mu? Aman aldırırım seni içeri. Ya ben seni ne yapayım ben şu ya? Ben seni ne yapayım ya? Nasıl olacak o iş? Olunca parayı. Rüzgar gibi esti geçti yıllar. Aileniz birbiri ortada kaybolunca anlarsınız. Benim cesedimi çiğnemeden ailemin konuna... Nasip olsa can içimde cana. Kim oluyorsun be? Ver lan şu parayı. Gelsin artık kat vakti kapatmaya. Rüzgar gibi esti geçti yıllar. Ömür avucumda bir kuş uçar. Nasip olsa can içimde sessiz kalmış aşk bahçemde biz dur olmuşum. Bir gün açar diye.